Bugün buraya toplanma nedenimiz layık eğitim, layık yaşam konulu bir tartışmayı birlikte yürütmek üzere toplandık. Aramızda emekli öğretmenlerimiz var, öğrencilerimiz var, velilerimiz var, çok değerli öğretmen arkadaşlarımız var. Bu iyi, çok güzel çünkü tartışacağımız şeyin kendisi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve ülkenin geleceğini inşa ettiğimiz bir alan, eğitim alanı. Milli Eğitim Bakanlığı birkaç hafta önce bir müfredat değişikliği programı yayınladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bu arada tanıttığı ve toplumun tüm kesimlerinin bir hafta gibi kısa bir sürede fikirlerini söylemesini istediği program hem esastan hem de usulden bizce yanlış. Hem esastan hem de usulden programa itirazımız var. Usule itirazımız var. Çünkü müfredat dediğimiz şey eğitimin anayasası ve bu sürecin toplumun tüm kesimleri ve eğitimin bütün bileşenleriyle demokratik, şeffaf, katılımcı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz ama bu süreç maalesef böyle yürütülmedi. Hatta eğitim sürecinin birebir uygulayıcıları olan biz öğretmenler maalesef eğitimin değiştirilmesi istenen müfredat programını kamuoyuna sunulduğu biçimiyle kamuoyundaki tartışmalardan anlamaya çalışıyoruz. Yani bize de fikir sorulmadı aslında. Biz de konuya vakıf değiliz. Oysa bakanlık bizden fikir aldığını iddia ediyor. En azından eğitimci olarak ben ve birlikte çalıştığım arkadaşlarım adına bizden böyle bir fikir sorulmadığını söyleyebilirim. Bütün derslerin tek tek içeriğini burada konuşmak çok mümkün değil bugünkü oturumda ama neyi, niye ve nasıl inşa edilmeye çalışıldığıyla ilgili biz tartışma yürütmeye çalışacağız birlikte. Çünkü yeni eğitim öğretim müfredatının tüm derslerde sarmal olarak dini ve milli değerleri temel alan, farklılıkları ötekileştiren bir içerikte hazırlanmış olduğunu ve yıllardır iktidar eliyle adım adım hayata geçirilen eğitimde dinselleşmenin ve cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmanın son halkası olduğunu ve bunun yeni müfredat üzerinden tamamlanmasının hedeflendiğini görüyoruz. Yeni müfredat oluşturulurken Türkçe olan eğitim kelimesinin yerine Arapça ve Osmanlıca olan marif kelimesinin kullanılmış olması bile tek başına bugünkü tartışmalara bir itirazımız ve bir politik tercih. Yani bakanlığın bu kelimeyi tercih etmesi bile aslında bir politik tercih. Ve bugünkü tartışmalarımız da bizim bu programa dair hem pedagojik itirazlarımız var, hem politik itirazlarımız var. Toplumun da politik itirazını müfredata karşı ve bu olan bitene karşı politik itirazını güçlendirmesini niyet ediyoruz. Umudumuz budur bu tartışmalardan. Bu yeni tartışmaları, müfredatla ilgili tartışmaları yaparken de eğitim ve bilimin ve felsefenin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak tartışmamız gerektiği açık. Biz de bu yüzden değerli hocamız Profesör Doktor Hasan Aydın'ı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Kendisi lisans eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamış. Ardından yine aynı üniversitede temel İslami bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış. Ve şu anda da felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor. Hasan Hocam sizi buraya davet ediyorum. Bundan sonrası ben artık aradan çekiliyorum. Bilimle bizi baş başa bırakıyorum. Tamamdır. Bir şey ihtiyacınız yoksa. Yok. Benim şeye göre ayarladıysa o sorun olabilir. Ben ayakta konuşabilirim değil mi? Evet. Hocam onu kullanacağız. Basalım. Tamam. Sürekli basınca. Evet. Özellikle hafta sonuna giriş tam mesaili bittiği yanda haftanın yorgunluğuyla buraya geldiniz. Teşekkür ediyorum. Gerçi eğitim sen şubesine de beni konfettikler için teşekkür ediyorum. Benim için Sinop ve Gerze'nin ayrı bir yeri var. Sinop Üniversitesi'nde yaklaşık 3,5 yıl çalıştım. Burada da meslek yüksek okulunda Gökhan Açık Gözleri müdürü vardı ben o zaman. Ben bana yine sağlıklı çocuklarla hoca yok dedim.
meslek eğitim dersleri verdim burada 2 yıl. Dolayısıyla Gerze'de kültür bir etkinliğim oldu. Bunun dışında 2015'te gelmişiz, burada bir konferans daha vermişiz. Ona da birer şampiyonadım. Taki, Yılmaz, Tekli, Apaydın ve Hasan Aydın. O zaman doçentmişim tabii. Evet, şimdi aslında slogan şeyimiz belli. Layık eğitim, layık yaşam diye koyduk. Çünkü son yıllarda Türkiye'de en azından belli bir kesimin sürekli yaşam biçimine müdahale edildiği şeklinde bir rahatsızlığı var ve bunu yüksek sesle gündeme getiriyorlar ve dile getiriyorlar. Bu açıdan şöyle bir şey de var. Politikada layıklık sözcüğü uzun süredir unutuldu biliyorsunuz. Muhalefet de layıklık sözcüğünü kullanmıyor. Çünkü layıklık sözcüğü oy kaybına neden olduğu gibi bir yanlış algı var. Oysa Türkiye'de 2023 yılında yapılan araştırma şunu gösteriyor. Soruyorlar. Layık ülkede yaşamak ister misiniz? %76'sı evet. Toplumun %76'sı başkasını dindarlardalar. Çünkü ben biliyorum. Dindar olan insanlar da kendi kılık kıyafetlerine, kendi yaşam tercihlerine, niye namaz kılmıyorsun, niye oruç tutmuyorsun denilmesi istedim. Bunlar hepsi karşısın senin. Böyle bir dünya görüşü Türkiye'de aslında oturmuş durumda. Fark edelim ya da etmeyelim. Aslında bu rahatsızlık sadece bizde değil, ben gayet de hocalık yaptım. Oradaki öğrencilerde de gördüm bunu. Yani oradaki öğrenciler bile kendi yaşam biçimlerine müdahale edilmesini istemiyorlar ve sevmiyorlar. Tabii yeni bir soru çıkıyor. Yani felsefi bir soru. İyi de iyi bir yaşam nasıl yaşanır? Valla felsefi olarak saatlerce tartışabiliriz kuşkusuz. Ama herhalde şöyle söyleyeyim. Yaşamayı biz sosyalleşme ve kültürlenme süreci içinde öğreniyoruz. Yani insan bir kültürün içinde doğar, bir kültüre doğar. O kültürün içerisinde önce dili öğrenir, değil mi? Dille kültürle katılır. Aile, sosyal çevre genişler, okul hayatı, işte lisesi, üniversitesi, bir bakarsınız. Kendinize özgü bir yaşam tarzı oluşturur dersiniz. Genelde yaşam tarzları aktarılabilir. Yani gelenektir, görenektir. Mesela kaçamıyorsunuz. Mesela birisi olursa cenaze namazı diye bir şey var arkadaşlar. Daha bir sene dedi biliyor musun Profesör Hoca? Hasan ben imamları yıllarca eleştirdim. Ben onların önünde bir onların önünde bırakmadım. Dedim ki ben ya çocuğa, bu senin elinde değil, kültür bir gelenek oluşturmuş. Ateistler maalesef dedim bir gelenek oluşturamamış kültür içinden. Yani ateistler kendi ömürlerini nasıl defnedecekleriyle ilgili, değil mi? Bir gelenek oluşturamamışlar mı? Oluşturamamışlar. Bak ne kadar büyük bir rahatsızlık değil mi? Bir adam yıllarca din eleştirisi yapan bir felsefe profesörü diyor ki bana, ben o camiden gitmek istemiyorum diyor. Ama bir gelenek oluşturamamışsınız. Adam sünnete karşı çıkıyor ama çocuğunu sünnet ettirmeden yapamıyor. Bayramlara inanmıyor. Adam da ateist ama bayram kutlamaları her yerde cırdır. Değil mi? İşte tuhaf. Kültürün aslında dediğim şu. Gelenek içerisinde öğrendiğiniz için bunları yaşama katılmayı. Geleneğin içerisinde öğreniyorsunuz. Ne olur, nasıl davranılır, nasıl yaşanır. Eğitimlerine var. Değil mi? Büyük ölçüde katkı sağlıyor. Çocuklarımıza değerleri üretiyoruz. Yani tabii değerler artanmaya çalışıyoruz. O değerler onun yaşam biçimini belirliyor. Çünkü bütün davranışlarımızın birisinde bir inanç, değil mi? Bir değer var. Ona göre eylemde ya da etkinlikte bulunuyoruz. Bu yüzden şunu diyeceğim. Evet, Türk toplumu gittikçe yaşam biçimleriyle karışılması konusunda refleks gösteriyor ama siyasiler, yani siyasetin doğasında var bu. İktidara edenler eğmeye, bükmeye, biçimlendirmeye, kendileri yıkılmaya uğraşıyorlar. Herhalde
eğmeye, bükmeye ve kendileri bir yapmaya yönelttiklerinde ilk dokundukları yer eğitim sistemi oluyor. Daha önce seçeneğe daha söyleyeyim. Okul öncesi eğitimi var ya, okul öncesi eğitimi. Şimdi kapitalizmin bir ürünü. Yani batıda çıkmış. Çünkü sanayi toplumunda kadın erkek çalışıyorsunuz. Çocuğun ekip bakacak. Bakacak, bakıcılar bakacak. Evet, bakıcılar vereceksiniz. Devlet bakmış, yıl boyu olmuyor. İşte kreşleri, anaokullara falan çevirmişler ve oraya da bir müfredat koyuyor. Tabii o orada da kendi dünya görüşünü yine, kendi ideolojisini, kendi yaklaşımını ne yapmaya başlıyor, veriyor. Yani o masum şey değil. Çünkü daha erken yaştan itibaren bakıyor ki o da önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de uzun süreli bir tartışma var. Şuralarda okul öncesine dine eğitimi koymak için şura yaptılar. Yani okul öncesi. Dolayısıyla ailenin etkinliği gittikçe azalıyor. Çünkü eğitim okul öncesinde de eğitim içerisinde dahil edince aile tüm yönü sıfırlanmaya başlıyor. O zaman devletin oluşturduğu o program neyse tüm yönü o sizin nasıl yaşayacağınızı, ne düşüneceğinizi, neye inanacağınızı, hangi değerleri önemseyeceğinizi, hangisine kızacağınızı, hangisi sizi rahatsız edecek, hepsini öğretiyor. Hepsini öğretiyor. Ve bu çoğu kez koşullanma öğretiyor biliyorsunuz. Bizde eğitim sistemi biraz öyle. AKP iktidarına yeri göre, ben öğretmenim 2005 yılında. İlk programı 2005 yılı programıydı. O zaman çok tartışmalardı. İşte yapılandırmacılık diye, ben bir de kitap yazdım. Felsefi temeller içinde yapılandırmacılık diye. O zaman Sivan Eğitim Fakültesi'nde çalışıyordum. Çok zeka ve yapılandırmacılık diye hatırlayacaksınız. Böyle bir sistem bilgilerine getirmişlerdi. Ona da biraz şey itirazlarım vardı ama o en azından şeydi. Avrupa Birliği idari vardı. Avrupa Birliği çok kültürlü bir yerdi. Avrupa Birliği'nin çok kültürlü yapısına uyumlu insan yetiştirmek gibi bir idare vardı. İdare oldu gerçekten. AKP süreç içerisinde Avrupa idarelerinden vazgeçtiriyorsunuz. Avrupa idarelerinden vazgeçtikçe sürekli öğretim programlarıyla öğretim programlarında revizyonlar yaptı. Eğitimseller bunu çok iyi bilirler. Bu revizyon içerisinde ilk gündeme gelen şey değerler eğitimiydi. Bütün okullarda değerli üretim diye bir şey başlattığını hatırlayacaksınız. Ondan sonra Çerez günlerine geldi. Seçmeli Hazreti Muhammed hayatı ve Kur'an dersleri değil mi günlerine geldi? Hazreti Muhammed'in hayatı ve Kur'an diye. Hatta ben size bir anımı anlatayım. Benim o zaman ortaokulda okuyor. Ben İngilizce seçmiştim. Gittim, benim çocuğa Kur'an dersi vermişler. Atakum, Samsun'un en büyük yeri. Gittim dedim ki biz böyle bir ders seçmedik. İmza atıyorlar diye. Ben bir şey seçmedim. Dediler ki İngilizce öğretmenimiz yok, din dersi öğretmenimiz var, din dersi. Dedim ki hayır ben istemiyorum. Ben istemiyorum dedim. Hocam siz deneyebilirsiniz dediler, olanaklarımız bu. Dedim ki ben öğretmenlikten geliyorum, ben öğretmenlikten çalışıyorum da talep edersiniz, ileri yazarsınız Milli Eğitim Müdürü'ne, değil mi? Öğretmeni mi öğrendirir size? Yok dedi, bizim öğretmenimiz varken vermez. Ben ilk veli toplantısı, hemen toplantıyı gösterdim öyle. İlk veli toplantısına gündeme getirdim. Sınıfta 35 velinin 30'u benim de aynı fikirde. Değiştirelim dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dersinde şöyle bir sorun çıktı. Kız öğrenciler var, işte Kur'an'a abdestsiz dokunulmazlar, abdest almanız gerekir. Neler tartışıldı bak, ben ilk defa bir şey görüyorum. İşte kız çocukları başörtüsüz, Kur'an'a dokunamazlar. Böyle saçma sapan şeyler tartışmaya başlandı. Değiştireceğiz dediler. Ne koydular biliyor musunuz? Hani bu bir fıtra vardır. Adama eşek diyorlarmış. Adından arkadaşları demişler ki artık bıktım bana demeyin. Tamam değiştireceğiz demişler. Karar almışlar. Sıfa demeye başlamışlar. O da demiş ki büyüyünce eşek olacak. Tıpkı bunun gibi Hazreti Muhammed'in hayatını koydular. Kadının birisi çıktı. Başörtüyle mütevelli bir kadındı. Ya dedi, ben matematik dersi, İngilizce dersi istiyorum. Saatine 200 lira istiyorlar. Ben imama dedi götürüyorum. Ben ağlıyorum onu dedi. Siz bunu öğretemezsiniz dedi. Bak siz öğretemezsiniz dedi. Ben bu problemler yüzünden çocuğu aldım. Kendim sol elimde birisi olmasına olmama rağmen, özel okullara karşı çıkmama rağmen götürdüm özel okullara rağmen sonra. Hayatımın pişmanlığı
yaptığını düşünüyorum. Özel okullara çocuk vermeyi tavsiye etmiyorum. Kim de söylerse söylesin. Hayatımın en büyük hatasını yaptığına inanıyorum. Keşke o milli eğitimde kalsaydım ve mücadeleyi sürdürseydim. Siz burada küçük yerdesiniz, siz de pek etkili değil mi? Büyük yerlere gittiğinizde göreceksiniz Samsun'da büyük okullar değil, özel okullar, bir sürü okullar var. Onlarla ağlaşır gidiyor. Neyse, AKP iktidarı Avrupa Birliği idareden vazgeçtikten sonra dini eğilimleri daha fazla ön plana çıkartmaya başladı ve Türkiye'de şöyle bir şey oluştu. Yani ben bu politik olarak da konuşuyorum, söylüyorum. Öyle bir politika söylemi ürettiler ki eğitimle ilgili ve diğer haklar, özgürlükler, ekonomi vesaire ile ilgili. Siz de biliyorsunuz, das kapital değil, das kapital konuşmaya başladı. Değil mi? Yani her konu dinle ve referans içerisinde tartışılmaya başladılar. Bir ülke haline geldik. Hatta birisi şey yazdı ya, her cuma bir ayet sallıyorum falan diye. Değil mi? Şeylerde. Saçma sapan bir yere doğru indirdik ve çok ilginç bir biçimde Türkiye'nin sosyal demokratları da, çünkü sosyal demokratları yumuşak karnı, hepinizin bildiği gibi, din, benim ailemde de var çünkü aynı gelinlik, Ecevit dengi gibi benim babam, aynı gelinlik bizde de var. Karı arası dinle ilgili ne yapacağını bilmiyor, dini bir söylemle sizin karşınıza çıktıklarında otomatikman siz de söyleminizi dinselleştirmeye başlıyorsunuz. Mesela sosyal medyada görüyorsunuz. Bunlar nasıl Müslüman? Ben diyorum ki tam Tayyip'in istediği muhalefet edip bir şey oluyorsunuz. Bunlar nasıl Müslüman dediğiniz anda itibaren referansınız ne oluyor? İslam oluyor. Bak fark etmiyorsunuz. Fark etmeden sizi layık bir yaşam biçiminden koparıyor. Benim için bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı, bir değerin makbul olması ya da olmaması dine referans da değil ki. Ben seküler bir adamım. Ben de gidiyorum. Tanrı'ya inanabilirim. Dini ritüellerle yapabilirsiniz. Önemli değil ki layık olmak için sadece bir şeyin doğruluğunun, bir şeyin değerli oluşunun, bir şeyin anlamlı oluşunun illa dini bir otoriteden referans alması gerekmez. Buna inanmanızdır. Layıklığın tek tanımı var bence. Varlık, bilgi ve değere insani olanaklarla baktığınızı bilmek ve kavramak. Hatırlıyor musunuz? Bunu da anlıyorsunuz. Referansınız akılsa, bilimse, felsefeyse, din bile olabilir. Ona da bir şey demeydim. Yani şunu da anlamanız gerekiyor. Dini de siz yorumluyorsunuz. Ama bizde şöyle bir şey var. Adam ayet okuyor. Ayet okuyor ya. İyi de ayeti 500 sayfa Kur'an'ın bir tanesini bir cımbızla alıyor. Bir bağlamdan koparttı. Bağlam yok. Bunlar bir şeyler iyi bilir Türkçeciler değil mi? Bir metni bağlamından koparırsanız demiş ya, namaz kılmıyormuş Bektaş diye. Neye namaz kılmıyorsun diye. Demiş ki ya namaza yaklaşmayın diye ayet var demiş. Var hakikaten ama devamlı okursanız içkiliyken yaklaşmayın diye. Ha başka bir şey daha var. İçkiliyken namaza yaklaşmayın ayetinden ne çıkar? Vallahi namaz vakti olmayınca çevirirsiniz de çıkar. Bak mantıkçıyım ben. Ya ben sevmeyeceğim ben. Ne çıkacağız size söylüyor. Şimdi sorun şu. Eğer siz meşruiyeti insani insan aklından çıkarır, bilimden çıkarır, meşruiyeti bir değerin, bir bilginin, bir yaşam felsefesinin, bir yaşam biçimini belli bir kutsala indirgemeye başlıyorsanız o toplumu artık paketliyorsunuz anlamına geliyor. Yani sadece üzerine şey yazıyorsunuz. Hani böyle şey yapıyor, paketleyip üzerine şey yazıyorlar. Bu da İslam'da yapabiliriz. Buraya doğru sıkıntı. Layıklık bir şey değil. Layıklık, inanmayan insanın mı? İnanan insanların haklarını korur. Ama layıklık asla bilimi, sanatı, hukuku, eğitimi, siyaseti, yargıyı, ekonomiyi, din temelli olarak tartışmaya izin vermez. Eğer din temelli olarak hukuk tartışıyorsanız, layıklıysınızdır. Din temelli olarak eğitim tartışıyorsanız layıklığın içinde dışına çıkmışsınız. Hayır, layık eğitim içerisinde yurttaşların ihtiyaç talebi varsa din eğitimi verebilirsiniz. Seçmeli din eğitimi koyabilirsiniz. Buna kimse bir şey demez. Demek sana tabii değil mi? Yani ama şurada gözetirsiniz layıklığı ve şurada gözetir. Alevi ise Aleviliği öğrenmek istiyordur kişi. Sünniliği de yapmazsınız. Hristiyansa Hristiyanlığı öğrenmek istiyordur. Ona
belli bir mezhebi ya da dünya görüşünü dayatmazsınız. Bir de okulu inançlara göre dizayn etmezsiniz. Benim aklıma gelen okul deyince bütün okullara bir müdürün odasına girdim. O darda karınca duası yazıyor. Ayetel kürsüyü var. Gerçek söylüyorum size. Devletin okulu ya. Devletin okulu. Ben asamam onu. Bunlar benim özel inançlarım ya. Kimse ilgilendirmez. Orada ateist öğretmenler de olabilir. Ateist veliler de olabilir. Farklı inanan insanlar olabilir. Adam odasını yapmış, bir de Kur'an koymuş ve yazmış. Ya kendi odasını yapsa anladın. Neyse anladın mı? Öyle bir hale geldik ki biz, bunlar biraz da gösteriş biliyorsunuz. Belki inanmıyor da olabilir. Bizde şöyle bir şey de var. Kişi inanmayabilir ama inanılmamak. Hani rahmetli Kırca var yapıyordu ya. E karımla diyor başörtüsü takmak için ne kadar uğraştım. Bir yere bir tur atanmak için diyor. Kızlar çıkmış. Bunlar parodik şey konusu yani eğlence konusu, tartışma konusu oldu bizim şeylerimizde yani toplumun içerisinde. Ya çok da şimdi kalmadı da. Demek istediğim şu. Laiklik temel itibariyle baktığınızda bilimin, sanatın, eğitimin, hukukun, ahlakın, siyasetin, ekonominin insan aklına emanet edilmesi demek. Diyeceksiniz ki kutsala emanet etsek ne olur? E ben söyleyeyim ne olur? E kutsalı anlamanız da insan aklına da öyle. Diyor ki ayet yazıyor. İyi de ayeti anlayan, yorumlayan, bağlamaları koparken yine insan. Arkadaşlar kabaca şöyle söyleyeyim. İnsani dünyada tanrısal bir şey. Ha bunun dışında hiçbir şey yok. Kur'an'ı açıp okuyorsunuz ya. Siz Tanrı'yla falan konuşmuyorsunuz ki. Konuşamazsınız ki. Tanrı Arapça mı konuşur? 7. yüzyılın Arapçasıyla mı konuşur? 7. yüzyılın Arapçası 7. yüzyılın üretim biçiminden bağımsız düşünülebilir mi? 7. yüzyılın Arap dili, 7. yüzyılın Arap dili Arap kültüründen bağımsız düşünülebilir mi? Mümkün mü bu? Nasıl mümkün olacak ki? Olanaksız. Tanrı bile konuşsa benim anlamam için benim beynimin, bilişsel sistemimin içine dönüşmesi lazım. Bilişsel sistemimin, yani benim bir şeyi anlamam için insani olan bir dile, dilin içine gelmesi lazım, insani bir dil ve insani bir bilişsel yapıya dönüşmesi lazım. İlahi olmaktan çıkıyor işte o söylüyor. Eğer Tanrı mutlaksa, değil mi mutlaksa, zaman ve mekan ötesi ise, kayıtsız bir varlıksa, dile giren her şey sınırlı, kayıtlı demek. Dil, dil. Dile girdiğinde sınırlanıyor ve kayıtlanıyor. İnsan beynine girdiğinde yine sınırlanıyor ve kayıtlanıyor. Yani diyorum ki o yüzden bizi kandırıyorlar aslında itaat ettirmek için. Aslında dediğim gibi ellerinde bir metin, insani bir metin, insani bir dil ve insana seslenen bir metin. 7. yüzyılda seslenmiş bir metinden yola çıkarak bizi uğraştırıyorlar sadece dediğim bu. Ha bir de o metni öyle yapıyorlar ki boyuna yorumlayarak değiştiriyorlar siz de biliyorsunuz. X hocası A diyor, Y hocası aynı konuda B diyor, öbürü C diyor. Bir de öyle bir derdimiz var. Hangisi doğru? Karar veremiyorsunuz. İşte diyorum ki layıklık bu yüzden de var. Madem bir metin var, birisi A anlıyor, birisi B, birisi C anlıyor. Ve bırakın inançlarına, öznel dünyasına istediği gibi inansın. Ama sen bunu hukuka, eğitime, siyasete, değil mi? Ekonomiye dayıyorsan işte orada kavga başlıyor. Şimdi 7. yüzyılın üretim biçiminde riba olmayabilir, faiz olmayabilir. Anlatabildim mi? Tarım toplumunda. Orada tefecilik olur biliyorsunuz. Ben ünyeliyim, tüccar tefecilik olur. Arap toplumlarında banka mı vardı 7. yüzyılda? Finans sistemleri mi vardı ki bizim modern faizle ilgili şeyler olsun orada? Mümkün mü? Mümkün mü? O yüzden eğip oturup doğru konuşmak lazım ve kanmamak lazım. Ama insanları demin söylediğim gibi sosyalleşme ve kültürlenme süreci sayesinde kandırıyoruz zaten. Eğitim sözcüğü tuhaf bir sözcük Türkçe'de. Marifet akıllı da. Eğitim sözcüğünün köklü kelime kökünün yaygın kullanılışı eğdir. Eğmek. Eğmek. Ağaça şiken eğilir diye ben ona bir yazı yazdım. Ağaça şiken eğilir atasözünü eğitim bağlamında kullanmak eğitime hakarettir diye. Yani eğitimi yok saymaktır diye.
eğitimin el kökünden geldiği gibi ek kökünden gelenler var. Ek kökü ekitmek. Anlatabildim mi? Ek. Zaten bizim Türkçe'ye erken dönemde bu şeye gittiği için Arapça yazmış. Divan Lugat Türk değil mi? Arapça. Arapça olduğu için orada Arapçada gaf, kef falan karışıyor. Dolayısıyla Türkçedeki kelimelerin köklerini tam bilmiyoruz. Ek kökü 1935'te öğrenilmiş. Ama Türkçe'de ekmek sözcüğü, ekitmek sözcüğü bir şeyin doğasını gerçekleştirmesine izin vermek anlamına geliyor. Ama eğmek diye alırsanız, hep öyle diyorlar kitaplarda, eğmek. Eğmek diye alırsanız, eğip bükmek. Eğitim, benim yazıda yazdım ben. Eğip bükmeden eğitmek ama nasıl diye. Eğip bükmeden eğitmek ama nasıl? Dolayısıyla eğitimi de sanki eğmekle ilişkilendirmişiz. Eğiyoruz. Yani biz aile çocuğu kendi aile geleneklerine, devlet kendi ideolojisine, değil mi? Kendi inanç sistemlerine, kendi mesleklerine, herkes çocuğu bir yere eğmeye çalışıyor. Ha, bir şey söyleyeyim, adam da yapıyor onu. Mesela adam bir fidan dikiyor, asma yapıyorlar ya. Onun başını tutuyor, çekiyor bu tarafa bağlıyor. Asma yukarı gidecekken adamın dediği yola doğru gitmeye başlıyor. Adam onun için yapıyor, altında gölgelik olsun diye. Yani bizim şeyi eğildiğimizde kendi amaçlarımıza hizmet eder haline sokuyoruz. Demek istediğim o. Hiçbir şeyi kendi başına yetişsin istemiyoruz. Ben eğitimi genelde şöyle düşünüyorum. Ayrı kodlarını eklersiniz bizde. Değil mi? Ayrı kodları olur. Mesela mısır eklersiniz. Ayrı kodlarını almazsanız mısır büyümez. Ayrı kodlarını alırsanız mısır kendiliğinden kendi doğasını gerçekleştirir. Eğitimin belki de böyle bu. Yani etraftaki ayrı kodlarını, ona zarar verici unsurları çıkartıp onun kendi doğasını gerçekleştirmesine neyse o doğası ona izin vermek. Bunu yapmanız için de çoklu seçeneklerle çocukları karşı karşıya vereceksiniz. Çünkü doğasını nasıl gerçekleştireceğini ancak öyle görürsünüz. Suyu bırakacaksınız, nereye attığını göreceksiniz. Ama siz suya ark kazarsanız, değil mi? Su oradan akmak zorunda kalır. Bir sürü mutsuz insan üretirsiniz, biliyor musunuz? Elinize mikrofon alın. Öğretmen olmuştur, öğretmenliği sevmiyordur. Doktor olmuştur, doktor olmayı sevmiyordur. Mühendis olmuştur, mühendisliği sevmiyordur. Herkesin bir derdi var arkadaş bu ülkede. Kime mikrofon uzatsanız, aslında ben şu olmak istiyordum diye, değil mi? Başlıyor. Mutsuz insanların olduğu bir toplum, mutsuz insanlar üreten bir eğitim sistemi ne yapabilir ki? Hiçbir şey. AKP, son dediğim gibi dönersen, son şeyde virajda sanki şöyle bir şey yaptı. Yani ben ona biraz şeye benzettim. Uyuşturucu alanlarda altın vuruş vardı biliyorsunuz. Altın vuruş diyorlar ya. Altın vuruşu koparır götürür. Sanki AKP son dönemde bir altın vuruş denemesi yaptı. Bir altın vuruşu ekonomide yaptılar. Nasıl ekonomisi? Gördük nasıl ekonomisinin ne hale geldik. Bedeli ödüyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı altın vuruşu bu sefer eğitimde yapmaya kalkıştılar. Ve bir tuhaftır. Ziya Selçuk dışında hiç eğitimci gelmedi şeyin başına. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına. Şu anda eğitimle ilgisi olmayan bir adamın, İslamcı ideolojiden gelen bir adamın tümüyle kaprislerine bağlanmış bir programla karşı karşıyayız. Programın hazırlanış şekline hocam değindi. Yani sivil toplum örgütlerini kalkmadılar, öğrencilik katmadılar, ailelerini katmadılar. Ha çağırdık diyor. Şimdi mesela bir hafta askıya bıraktılar, onu da çağırdılar. Bana da söyleyenler oldu. Hasan, bu 4-5. konuşmam benim. Televizyonda konuştum, televizyonda çıkıp konuştum, anlattım. Niye Milli Eğitim'e yazmıyorsun? Niye yazayım ki? Size bir şey söyleyeyim mi? Çağırıyorsun ona sıfakta birisi. Diyor ki, gelin diyor, gelin. Böyle çağırılmaz ki. Yazarsın eğitim sene. Yazarsın sana eğitim fakültesi dekanına yazarsın. Değil mi? Hatta yazıyla. Devletsin sen. Çağırmışsın. Sen sonra gidip şöyle diyor. Biz herkesi çağırıyoruz. Hadi herkes gelsin. Saçma değil mi? Herkes nasıl gelecek ki? Herkesin gelmesi mümkün mü? Bunlar oyun. Oyun olduğunu anlıyorsunuz. Yani bir oldu bittiyle bir şeyi gündeme getirdiler. Bir hafta askıda kaldı. Aslında kalan programın ne halt olduğunu şimdi konuşacağım.
Yani amacım da buydu zaten. Şimdi biliyorsunuz, bir öğretim programı. 4 soru üzerine kurulur genelde. 4 soru vardır bir öğretim programında. Herhangi bir öğretim programını açtığınızda burada öğretmenler var, bilirler. Program okur yazarı olur öğretmen. Yani programın ne anlattığını, ne yaptığını anlar. Niçin öğretiyoruz diye bir soruyla başlar program. Her program öyledir. Niçin öğretiyoruz? İyi de öğreteceğiz de niçin öğretiyoruz? Bu bir amaç, bir hedef için bir şey öğrettiğimizi gösteriyor. Değil mi? Bir amacımız var. Bir hedefimiz var. Eğitim öğretimin bizi götürdüğü, adım adım götürdüğü ne olacak? Bir yer olacak. Bu yer bir insandır. Bir insan modelidir. Niçin öğretiyoruz sorusu, daha yalan söylersen, nasıl insan istiyoruz? İstediğimiz insan hangi davranışsal özelliklere sahip olmalıdır? Ama bütün mesele bu. Niçin öğretiyoruz? Şu insan için. Mesela derseniz ki, ben Marksist insan yetiştirmek istiyorum. Varsayıyorum. Dersiniz ki ben liberal insan yetiştirmek istiyorum. Dersiniz ki ben Kemalist yetiştirmek istiyorum. Dersiniz ki ben varsayıyorum Marksist insan yetiştirmek istiyorum. Ha, problemi ona göre belirlersiniz. Önce insan tipinde karar vermek. Hemen bir şey söyleyeyim. Bu ülke 300 yıldır nasıl bir insan istediği konusunda uzlaşamamış bir ülke. 300 yıl geçti. Eskiden uzlaşma vardı, insanı kamil diyorlardı. Değil mi? İnsanı kamil diyor. Medreseye giderseniz. 300 yıldır uzlaşamayan bir toplumla karşı karşıyayız. Yarılmış bir toplum. Bir kısmı bilim, sanat, felsefe diyor. Bir kısmı hayır, din diyor. 300 yıldır tartışıyoruz. Nasıl bir insan istiyoruz? Ve yetiştireceğimiz insanda ne tür özellikler göreceğiz? İki, niçin öğretiyoruz dedik? Ne öğreteceğiz? Felsefi açıdan bakarsanız, niçin öğretiyorum sorusunu verdiğiniz yanı ne öğreteceğinizi belirler. Derseniz ki, Müslüman yetiştirmek istiyorum. O zaman fıkıh, hadis, kelam dersleri dayarsınız. Değil mi? Problem orada olur. Derseniz ki, Marksist yetiştireceğim. Valla Marks'ın kitapları, 1844 el yazmalarını, değil mi? İşte ne diyelim, Kapitali vesaire ders programı içerisinde sokarsınız. Marks'ı öğretmeni sokarsınız. Yani bu. Liberal insanı yetiştirmek istiyorsunuz. O zaman liberalleri savunan, değil mi? Liberal değerlerle örtüşen bir sürü şey var. Disiplinler var. Liberal disiplinler. Onları koyarsınız. Ya demek istediğim şu. Niçin öğretiyoruz sorusuna verdiğiniz yanıt, ne öğreteceğiniz sorusunu mantıksal açıdan belirler. Şöyle düşünürseniz. Ben eleştiren, sorgulayan, bilimsel öğren insan yetiştireceğim diye yazıyorum az oraya. İçeride haberi din okutuyoruz. O amaç ulaşılır mı? Ulaşılmaz. Bu program biraz öyle şaklandı. Niçin öğretiyoruz? Yani o insan tipine karar verdiğinizde içeriği otomatikman belirlemiş oluyorsunuz. Hani bir başka bir sorumuz daha var. Nasıl öğreteceğiz? Öğretmek için stratejiler, yöntemler ve teknikler var. Öğretmenler bunu bilir zaten. Buluş yoluyla diye başlarsınız, buluş stratejisini koyarsanız ona uygun değil mi? Mesela sorgulama grupları falan oluşturabilirsiniz. Ne bileyim dersiniz ki anlatım yoluyla oturur diyeyim anlatırsınız. Deney yapacağız dersiniz. Gezi ve gözlem dersiniz. Yaptırırsınız yani anlatabilir bu. Yöntemler, strateji, yöntem ve teknikler oldukça da bilimseldir. Hani size söyleyeyim. Bugün dünyada öğretim konusunda epey yol aldığımızı düşünüyorum ben. Yani eğitim literatürüne baktığınızda insanın nasıl öğrendiğiyle ilgili oldukça geniş çalışmalar var. Gerçi teorik yaklaşımlar da var. Bilişsel öğrenme, sosyal öğrenme vesaire gibi değil mi? Bir sürü öğrenme modelleri, şeyleri var, teorileri var. Ama şunu az çok görüyorsunuz. Bütün dünyada öğretim modelleri ortaklaşıyor. Mesela iyi bir bilimsel kafayla bakarsanız, mesela diyelim ki Müslüman yetiştireceksiniz. Gayet bilimsel strateji, yöntem ve teknikler var öğretelim. Onu kullanabilirsiniz. Marksist yetiştirirken de kullanabilirsiniz. Yani hiçbir sorun yok. Çünkü onlar gayet hepiniz biliyorsunuz ki başarılı öğretiyorlar. Öğretmenlerimiz eskilerinden daha başarılı bence şu anda. Çünkü bu strateji, yöntem ve teknikler konusunda
oldukça geniş bir skala oluşmuş durumda Türkiye'de de öyle. Öğretmenler sınıflarda monolog yapmıyorlar, tek başlarına konuşmuyorlar eskisi gibi. Bizim dönemimizde şöyle okuyordu dersin. Eleştirel düşünmeyi öğretin hoca. Parça yazıyor kitapta, oku oğlum diyordu. Okuyorduk. Ben size benim öğretmenim okuyordu. Bir kişi daha okusun bakayım, okuyordu. Ne anladınız? Soruyordu birkaç kişiye. Hoca da birkaç cümle söylüyordu. 40 dakika bitince hoca diyordu ki eleştiren düşünmeyi öğrendiler. Hiçbir şey öğrenmediler. Hiçbir şey öğrenmediler. Eleştiren düşünmeyi öğretmek için şimdi mesela 6 şartlı teknik var değil mi? Eleştiri. Öğretiyorlar mesela ben bir eğitim fakültesinde çalıştığım için biliyorum. İşte diyor ki sana bir siyah şapka taktık, beyaz şapka taktık, onu taktık. Sen diyor nesnel açan bak, sen eleştir diyor, sen alternatif üret diyor, sen slogan üret bunlara gibi diyor. Arkadaşlar bak bu konuyla eleştiren düşünmeyle ilgili bugün de resim yapacağız. Bak, düşüneceksin şimdi soyut bir şey. Eleştiren düşünmeyi resimde nasıl anlatacaksın? Eleştiren düşünmeyle ilgili şiir yazıyoruz diyor. Yazdırıyor gerçekten. Ben görüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de öğretmenler, genç kuşak öğretmenler bayağı maharetliler. Görüyorum tabii mesleğini sevenler. Yani bir şey demiyorum. Ellerinde büyük olanak var. Ne kadar öğrettik? Dördüncü sorumuz. Bu da ölçme ve değerlendirme. Yani biz şimdi portfolyo diyorlar. İşte öğrencinin kendini değerlendirmesi, akranlarının değerlendirmesi, velinin değerlendirmesi, diğer öğretmenlerin değerlendirmesi değil mi? Bir sürü değerlendirme. Ama orada da bakıyorsunuz. Bir nesnel dayanağı var, çocuğun ürünleri, değil mi? Ortaya koyduğu ürünler var. Soğuk sınav kağıdıdır. Yaptığı yazdığı şiirdir, oluşturduğu slogandır, neyse. Sorduğunuzda aldığınız yanıtlardır. Orada bir parça giriyorsunuz. Zaten değerlendirme sistemi herhalde bizde en çok üniversite giriş sınavlarında değerlendiriliyor. Değil mi? Ve büyük sınavlarda. Ve bu sınavlarda da AKP dönemine kadar kimsenin ÖSYM sınavlarında kuşkusu yoktu. Var mıydı? Benim yoktu. Gerçekten yoktu. Ben ilk kez AKP döneminde soru çalındığını, soru sızdırdığını falan gördüm. ÖSYM'nin soru soru tarzının başarılı buluyorum ben. Kim de söylerse söylesin. ÖSYM'nin sınavlarında ölçtüğü insanları defalarca sınava sokun. Benzer yanıtlara, benzer puanlara alınıyorsunuz. Bu çok ilgi çekici. Yani gayet arkasında bilimsel bir yapısı var. Ha şunu diyebilirsiniz. Test ne nasıl bunu ölçebiliriz? Test her şeyi ölçmek için yeterli midir falan diyebilirsiniz. Ama öznellikleri ortadan kaldırmak için de böyle bir değerlendirme sistemi zorluk alıyor. Bak hepimiz şeye itiraz etmiyor muyuz? Mülakat değil mi? Hepimiz itiraz etmiyor mu? 100 almış adamı 30 veriyorsunuz, bırakıyorsunuz mülakatta. Ha bazı mesleklerde mülakat olmaz mı? Bana sorarsanız öğretmenlik de olur. Öğretmenin eli ayağı düzgündür, konuşması güzeldir, nezaketli insandır, değil mi? Çocuk sevgisi vardır, testi bunu anlayamazsınız. Test anlayabilir misiniz bunları? Ama işte gönlüm onu istiyor da, böyle bir şey yaptığımızda da iş bu sefer neye dönüyor? Torpile, aracıya, kayırmacıya falan dönüşüyor. Yani bazı mesleklerde gerçekten şey gerekebilir. Yani o işi yapacak insanın belli özelliklere sahip olması istenebilir ya da beklenebilir. Bu dört soru. Bu program AKP'nin oluşturduğu marif neydi? Türkiye yüzyılı marif modeli. Bu modele baktığınızda bu dört sorunun özellikle ilk iki tanesiyle ilgili ciddi eleştirilerim var. Lazım da bunları. Şimdi programa baktığınızda tabii en kritik şey nasıl insan istiyoruz? Değil mi? İçin öğreteceğiz. En kritik nokta orası. O ona verdiği yanıtı içeriye veriyor, içeriye sokacak. Ama öğretim yöntem ve stratejileri yok, eleştirel düşünme yok, sorgulama yok, sorgulama topluluğu oluşturma, beyin fırtınası yapma, şunu yapma, bunu yap. Ama bu çok değil. Yani dediğimizde söyledim, dil öğretirken de yapabilirsiniz bunları. Değil mi? Hiçbir şey fark etmiyor. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili de çok diyeceğim bir şey yok. Ama niçin öğretiyoruz sorusuna verdiği yanıt çok ilginç. Programın aslında şöyle diyebiliriz. Yani Türkiye yüzyılı marif modeli nasıl bir kavramsal çerçeveye dayanıyor? Nasıl bir uygarlık idesi var? Nasıl bir uygarlık ideali var?
genelde kaçırılan şeylerden birisi bu. Nasıl insan istiyor? Ve bu istediği insan tipini hangi özelliklerle tanımlamaya çalışıyor? Asıl programın can alıcı yer, felsefi açıdan da can alıcı yer burası. Bir defa Türkiye Yüzyılı Varlık Projesi'ne şöyle bir itirazım var. Herkes çağırdılar diyor ya. Türkiye Yüzyılı sloganı AKP'nin son seçimlerden itibaren kullandığı bir slogan. Değil mi? Bir siyasi partinin sloganının ülkenin tümünü kuşatıcı bir öğretim programının başına yerleştirilmesini ahlaki buluyor. Bak ahlaki buluyor. Diğer insanları baskıladığını düşünüyor. Bir öğretim programı tüm herkesi kuşatmalı, sadece AKP'liler okumayacak orada. Demek seni atabildim. Herkes okuyacak. O yüzden bir partinin sloganını koydular. Başka bir şey daha var. Bu partinin üst düzey kişisi. Üst düzey kişisi CHP ile polemik içerisinde, Kılıçdaroğlu ile polemik içerisinde elbette dindar nesiller yetiştireceğiz dedi. Bizim hedefimiz dindar nesiller yetiştirmek dedi. Şimdi mantıksal açıdan düşünüyorsunuz. Programın başında tamam oluşturucusu AKP. Ama oluştururken diğer sivil toplum örgütlerine AKP'nin olmayanları da daha katılmış olabilir. Ama başlığa verilen şey Türkiye'nin yüzyılı. Değil mi? Birincisi bu. Bir partinin sloganı ve bu partinin eğitimi kafasında kendisinin baştan beri dindar nesiller yetiştirmek diye bir ideal koyduğu, hatta Cumhuriyet'in laik yaklaşım tarzını bizim milli ve manevi değerlerimizi yıkmak olarak değil mi? Nitelendiren bir partinin şey. Onun sloganı. Başka? Marif modeli dedi. Marif. Şey güzel söyledi. Öğretmenim güzel söyledi. Marif sözcüğü arefe kelimesinden gelir. Kökü arefe tanımak demektir. Arif var ya bizde. Arif, arif. O aşağı. Arif. Arefe Arapçada tanımak demek. Sizin için bilmediğiniz bir şey var. Ben Arapça biliyorum da. Şimdi kendime biraz ayrıca bir yapayım daha. Doğru İngilizce biliyorum, Grekçe okuyabiliyorum, Arapça biliyorum bak. Ama ben sevdiğim kesinlikle zor okuyorum. Adam İspanyolca biliyor, Portekizce biliyor, Latince öğrenmiş, Grekçe biliyor, Almanca, Fransızca öğrenmiş. Komplekse kapılıyor. Komplekse kapılıyor. Şimdi dönelim. Arife sözcüğü, alime sözcüğü de vardır Arapçada. Alime. Alime bilmek demek. Alim diyoruz ya. İlim var ya ilim. Alim, ilim, alimeden geliyor. Arife, arefe, Ramazan'da kullanıyorlar ya, geliyor arefe. Tanımak demek. Mesela bir şeyi teorik olarak biliyorsa Arap, teorik olarak biliyorsa alimeyi kullanır. Örneğin ben Ahmet'i tanıyarak onunla ne derler, haşır neşir olarak, hasbihal ederek, ona dokunarak, görerek, elleyerek tanıyorsam orada arefe sözcüğünü kullanır. Arefe tanıma yoluyla bilmektir. Alime ise teorik olarak bilmektir. Mesela arefe tehlikeli öğretmeni sar. Çünkü alime tümeldir. Yani aklidir, kuramsaldır. İlim dediğimiz şey. Ama arefe dediği şey ise tanışıklığa dayalı. Hatta Russell'ın tanıma yoluyla bilgi dediği bir bilgi var. Tıpatıp Arapların bu arefe dediği şey. Ama ilginçtir. Arefe Araplarda mistiklerin, İslam tasavvuflarının kavramsallaştırması olmuştur. Anlatabildim. Arif, maruf. Kullanılıyor bak Türkçe'de hala kullanıyorsunuz. Arife tarif gerekmez derler mesela. Bilmiş çarşıları kullanıyor. Arife sözcüğü mesela Araplar marifetullah derler Allah'ı bilmek için. İlmullah demez. Marifetullah. Arefeden geliyor. Allah'ı tanımaktan söyler. Bu ne? Allah'a doğru tasavvufçu seyri süluk yapıyor. Yolculuğa çıkıyor. İşte bizde var ya Mevlana Şeb-i Aruz dediği. İşte o. Tanrı ile halvet. Halvet olma. O yüzden teorik bilmeye bilim dediğimiz şeyden farklıdır Arif. Arife. Demek istediğimi atabildim mi bilmiyorum. Ve İslam'da
İslam mistisizm terminolojisi içerisinde köklü bir yeri vardır. Bakın köklü bir yeri vardır mistik teorilerin içerisinde. Osmanlı bu arifeden gelen sütun var. Marif diye kullanmış. İşte bu kültür, öğrenim diye. İşte bir de eğitim, öğretim diye kullanmış. Ben 1935 yılında, o zamana kadar öyle gerçi bizde şey var, Marif Şurası falan kullanılmış biliyorsunuz. Şura Arapça, onu değiştirmemişler mesela. Devam ediyor. Benim en kıl olduğum talim ve terbiyenin durması. Cumhuriyet döneminde bile talim ve terbiye, talim deyince atı, köpeğinde talim yaptırıyorsunuz ya. O, terbiye etmek, eti terbiye edebilirsiniz, yemeği terbiye edebilirsiniz, çocuğu terbiye edebilirsiniz. Terbiyenin bir sürü şey var. Terbiyesiz dediğinizde de değil mi? Ne demek istediğinizi anlarsınız. Cumhuriyetle birlikte bu ne diyelim vazgeçilmiş talim ve terbiye marif şey gibi marif gibi sözcüklerden dile dönüş, Türkçe'ye dönüş hareketlerinde eğitim sözcüğü yapılmış. Program eğitim şeyde de karar vermiş durumda. Ne diyelim? Dil bakımından da karar vermiş gibi gözüküyor. Verdiği karar geriye götürüyor bizi. Yani Cumhuriyet öncesinden karar vermiş. Kelimenin kökü Arapça. Marif diye bunu kullanan, eğitim öğretim bağlamında kullanan da Osmanlılar. Program aslında dil tercihini gösteriyor. Biliyor musunuz? Taslak programı okuduğunuzda çok fazla Osmanlı sözcükle karşılaşıyorsunuz. Osmanlıca ve Arapça. Çok fazla var. Bir de benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Bilgi sözcüğü yerine ilim sözcüğünü sevgili kullanması. Bazen bilim diyor, bilgi diyor ama ana taslak program hep ilim sözcüğünü kullanıyor. Niye sözcükler var? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Dil, sözcüklerin çağrışımları var kültürlerde. Sözcüklerin çağrışımları vardır bir kültür içerisinde. Mesela ilim deyince, ilim irfan. Bizim Türk toplumunda hemen ilahiyat falan akla gelir. İlim sözcüğü oraya dönmüş çünkü. Değil mi? Hatta şöyle diyoruz, ilimciler diye bazen tırnak içinde kullandığımız da oluyor. Bir kişi çok fazla şey kullanıyorsa, eski kelime Arapça, Osmanlıca vesaire kullanıyorsa muhtemelen muhafazakardır değil mi? Öyle düşünürsünüz. Muhafazakar ilimi vardır, eğer tarihçi falan değilse muhafazakar ilimi vardır. Sözcüklerin çağrışımları var kültür içerisinde. Mesela ben çocuklara sorarım akıl nedir diye. Felsefi bir soru. Akıl nedir gerçekten? Sürekli kullanıyorsunuz değil mi? Akıl nedir diye. Hiç kimse bir şey söylemez yani. Arap diyorum bunu günlük hayatında kullanıyor. Mesela akaltül bayir diyor. Deveyi bağladım diyor. Deveyi bağlamak. Mesela akaltül bat ne diyor? Musil hapı içmiş. Karnı ağrıyormuş. Karnımı bağladım demek. Anlatabiliyor muyum? Bağlamak. Günlük hayatında kullanıyor. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Mutlak deyince bize Türkçe'de kime sorarsa sor kesin diye anlar. Mutlak. Değil mi? Mutlak. Mutlak. Arapçadaki mutlak kalıtı meşhur. Öyle bir anlamı yok. Mutlak talak adam gelir. Arap bugün de kullanıyor. Talak düz evcet diyor. Eşimi boşadım demek. Boşadım. Mesela yine diyor ki deveyi boşadım. Anam mesela diyor ki inekleri saldım var ya yıllarımı çözüp. Salmak, boşamak, mutlak, kayıtsız, koşulsuz demek. Uzay ve zaman dışı, hiçbir bağla, hiçbir koşulla bağlı olmayan demek. Koşulsuz. Arap olabiliyor zaten. Yani bir şeyin bağını çözmek demek, bizim beşeri anlamda düşünürseniz uzay ve zamanın dışına gitmek demek. Uzay ve zaman en büyük bağ, onun dışına çıkarttığınızda bir şeyi mutlaklaştırıyor. Şunun için diyorum. Çocuklara bu kelime, mesela akıl dediğimizde bağlamak, akıl kelimeleri, kavramları birbirine bağlıyor, önemleri birbirine bağlıyor, nedeni sonuca bağlıyor. Var. Bağlamak var. Başka bir şey daha var. Sizi kurallı düşünmeye itiyor, mantık kurallarına bağlıyor. Şeye bağlıyor, bağlayarak düşünmeye. O yüzden şey diyorum, aslında... Mesela irrasyonel sayı dediğinizde rasyonel sözcüğünü bilmiyorsa kişi bir şey demiyor. Akıl dışı sayılar deseniz ya da us dışı sayı. Akıl değil mi? Usluyu kullanıyoruz. Us dışı sayılar çağrışım daha fazla. Mesela ben us dışı deseler bana kesin bunlarda kurallara uymayan bir şey var derdi. Çağrışma oluyor. Demek istemedim mi sözcükleri? Öğretimde, eğitimde, kültür taşınmasında ana dilin önemi bu yüzden çok önemli.
Demek istediğimi anlatabildim mi? Yabancı dillerden transfer ettiğiniz sözcüklerin çağrışımları çok kıt. Çok az. Mesela saltık sözcüğünü tutmadılar. Oysa saltık sözcüğü anamın bile kullandığı bir sözcük. Ya hala kullanıyor. İnekleri saldım diyor ya. İneklerin bağını çözdüm diyor. Benim şöyle bir önerim oluyor çocuklara da. Kelimeyle karşılaştığınızı bilmediniz. Kelimeyi köküne indirdiğin iki ya da üç harftir kök. Oraya gelirseniz bulursunuz. Anladın? Bulursunuz kelimenin kökünü. Kelimenin kökü size günlük hayatta kullanıldığı için hala onunla hangi bağlamlarda kullanıldığını görmüş olursunuz. Günlük hayatın, böyle bir aslında çocuk hiçbir şey de yapmış oluyor gençler gibi. Günlük hayatın dilinin üzerinden felsefesine bakıyorsunuz toplumuna. Değil mi? Toplum nasıl o sözcükleri nereden üretmiş, nasıl bir yaşam felsefesi onun içerisine girmiş, o sözcüklerin içerisine girmiş. Onların hepsini görüyorsunuz. Ama biz bunlardan da uzaklaşıyoruz. Demek size hatırladığını bilmiyorum. Kültürden de uzaklaşıyorsunuz. Tercihini yapmışlar. Cumhuriyet'in eğitim sözcüğünden değil de marif sözcüğünden tercih yapmış. Yani AKP'nin bu programının tercihi Cumhuriyet değil. Kesin. Cumhuriyet'in eğitim sözcüğü değil. Ben model sözcüğünü eklemiş tabii başına. Bir Arapça, bir İngilizce koyunca oluyor. Yani o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Çünkü gavurlardan kurtuluşumuz yok. Programda çok var. Tamam böyle derdi de bu çizim kesinlikle böyle. Yani böyle bizde. Yani o yabancı dilden kuruluşları yok yine. Bundan kurtulamıyor çünkü çevirmek zor. İyi dilcilerimiz olacak ki o sözcükleri birebir Türkçe'ye karşılayabilirsiniz. Programı çok ilgimi çeken ikinci bir husus daha var. Yani bu dilin dışında. Program bana sorarsanız ilginç bir uygarlık idesiyle bizi karşı karşıya getiriyor. Programda ilginç değişler var. Bu sana bazı şeyler daha şey olabilir. Çocuklara bu program uygarlık üretici bir misyon yüklüyor. Uygarlık üretmek var. Nesillerimizin uygarlık üretmesi için bir şey koymaya çalışıyor. Doğru göreceğiz işte orada asıl sorun orası. Bak, medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, medeniyete. Burada da sözcük uygarlık değil, medeniyet. Bana bir şey demiyorum, ikisi de kullanılıyor. Ben uygarlık kullanıyorum. Atatürk gibi bir uygarlık sözcüğü. Medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucu ve geliştirici bilge nesiller geliştirme. Bu bakacağız. Yani diyor ki açtınız da zaten milli ve manevi değer okuyayım bak ilk başında. Eğitim diyor bir bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Kapı metafor kullanmış. Milli ve manevi değerler manzume dizge, manzumesiyle maddi gelişimin zirvesine hedefleyen bu süreçte temelin getirdiğimizi oluşturur. Yalnızca medeniyette uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucu ve geliştirici bilgi nesiller yetiştirmeye hedefleyen eğitim tarzlarımız doğrultusunda ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı idare edilmiş öğrenci profil modeli temel oluşturmaktadır. Bir de ilk cümlede, ilk girişte ne biliyor musunuz? Taslak programına ortak verildi. Geçmişten geleceğe diye tırnak içinde ilk şeyde, ilk başlık var ya, ilk başlığın adı geçmişten geleceğe diye yazıyor. Niye ben bu uygarlık şeyine taktım? Bir, geçmişten geleceğe. İki, milli ve manevi değer. Programda herhalde saysaydım en çok kullanılan sözcük değil mi? Milli ve manevi değer. Üç, bir de uygarlığı eleştiren ve uygarlık kurucusu. Şimdi bunu anlamanız için programın diğer kitaplarına bakmanız gerekiyor, diğer programlarla. Ve yine İslamcıların görsel bilmeniz gerekiyor. Bilmem biliyor musunuz? AKP uzun yıllardır, son 15 yıldır artarak burada devam ediyor. İslam medeniyeti diye bir sözcük kullanıyorlar değil mi? Biz İslam medeniyetindeyiz. İslam medeniyeti, İslam uygarlığındayız. Şimdi bu geçmişin ne olduğunu anladık. Arife'yi kullandığına göre. Değil mi? Arife'yi kullanıyorsa adam Arapça bir sözcük.
Maarif diye kullanıyorsa Osmanlıca, Cumhuriyet'in eğitimini kullanmıyor. Kökünü belirledi. Geçmişleri İslam ve Osmanlı geleneğine dayanmış gibi gözüküyor. İşte soruyorum. Uzun süredir Türkiye'de bir alternatif İslam uygarlığı seslendirmesi var. Bu kimin üzerinde yapılıyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Farabiler, İbn Sina'lar, Harezmiler, değil mi? İbn Hazm'lar vesaire üzerinden yapılıyor. Bizim büyük filozoflar yetiştirdiğimiz, değil mi? Büyük bilim insanları yetiştirdiğimiz geçmişte biz değil ki Arap çoğunluğu. Bir tek Farabiler Türk. Pers çoğunluğu aslında. Arap da değil. Arapların filozofun kimliği var. Pers kökenli çoğunluğu aslında. Bunlar arada söylüyor. Ve biliyorsunuz öğretim programları içerisinde bilim eğitimi ilkokuldan itibaren geçmiş İslam büyükleri ve Türk büyüklerine çocuklara öğretmeye var, öğretiyorlar. Hatta çok ilginç ben karşılaştığım için söyleyeyim. Ali Fuat Başçil bile ders kitabına girmiş durumda ilkokulda. Ali Fuat Başçil. Şu. İbn Sina'ları anlıyorum artık. Farabileri anlıyorum. Her türlü bilim, sanat, felsefeyle ilgili ne varsa büyük program. Biz diyor önce kendi köklerimizden bulacağız. O yüzden bana birisi söyledi ya hocam dedi bu kitaplarda ne kadar İbni var dedi. İbni var ya İbne. İbni Haldun, İbni Rüşt. Diyor ki İbni ne kadar İbni var dedi. Dedim ki o kök aramam mı? Size bir şey söyleyeyim. Hakikaten 9, 10, 10. yüzyıl, 12. yüzyıl İslam dünyasında Batılıların kimisinin İslam Rönesansı dediği bir şey vardır. Ama bu Rönesans'ı yaratanlar Müslüman değildir. Birisi bu. Söyleyeceğim fikrimi. İki, bu mirası yaratan insanlar aynı zamanda, bu mirası yaratan insanlar aynı zamanda Hint, Pers ve Antik Yunan bilim, felsefe, sanat mirasını Arapça çevirmişler. Mehmun 830'da Beytül Hikme'yi kurmuş, devlet eliyle çevirmiş. Bak devlet politikasını. Bunun altı üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Üç. Bunlarla bugün adlarıyla övündükleri adamları Ebu Hanife'si sayacağım bak. Hiç acımam yok. Şafii'si, Eş'ari'si, Gazali'si, İbn Salah'ı dinsizlik fetvası vermiş bunlar. Dinsizlik fetvası vermiş. Yani bu adamların dinsiz olduğuna ilişkin fetva vermişler. Yani gerçek Müslümanlar o adamları siz Müslüman değilsiniz diye ötekileştirmişler. Dinsizleştirmişler. Bugün biz onları İslam diye kendimize referans veriyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi fikrim açık. İbn Sina yaşasaydı benim gibi yoktu. Çünkü antik Yunan'ın mirasına bağlı kalmış. O dönemin bilim ve felsefesine bağlı kalmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İslam filozofları Muallibül Evvel derler. Muallibül Evvel ne demek biliyor musunuz? İlk öğretmen. Kimdir biliyor musunuz? Aristoteles. Muallibül Evvel bu Hazreti Muhammed değildir. Ama diyor mu? Aristoteles. Tamam işte. Muallibül Evvel demiş yani olarak. İlk öğretmen demiş. İlk öğretmen Allah. İlk öğretmen Hazreti Muhammed falan ne demiş yani. Bak oradan bir anlayabilirsiniz yani. Nereden gittiğini. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye Müslüman bir ülke diye görünüyor. Türkiye'de bir sürü bilim, felsefe, sanatsal gelişmeler var. Müslümanlar mı üretiyor? Acaba oraya geçmeden bir soru dur. Sözü öyle. Onlar mı üretiyor? Üreten kim? Üreten kim? Asıl sorun oraya dayanıyor. Şimdi şunu diyeceğim yani doktor. Bir takıntıları var İslam uygarlığı diye. Oysa Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Kültürle uygarlık arasında ayrım yapanlarla ilgili Atatürk şöyle der. Kültürle uygarlık arasında ayrım yapanlar var diyor. Biz diyor kültürle uygarlık arasında ayrım ziyar kalp kapısının arasında var çünkü. Biz bu ayrıma doğru bakmıyoruz diyor. Kültürle uygarlık aynı anlamda değildir. Kültür ve uygarlık kastettiğimiz bir ülkenin bilimi, sanatı, felsefesi, ekonomisi vesairesi, sanatı vesairesi. Biz ayrım yapmıyoruz. Başka bir şey yapmıyor diyor. Uygarlık tektir. Bir tek uygarlık vardır. Bir tek uygarlık vardır. O da öyle ilginçtir ki Sümerlerden biri akar biliyorsunuz. Sümerlerden gelir. Bir nehir gibidir aslında uygarlık. Sümerden, Mısır'dan, Yunan yanından, Antik Yunan, Atina'ya uğrar. Milet'e uğrar Anadolu'ya. Oradan Atina'ya geçer. Oradan Sicilya'ya geçer.
Sicilya. Tekrar Sicilya'dan Bağdat'a geçer. Değil mi? Sonra İspanya'ya geçer. Oradan yerine İtalya'ya geçer ve gider. Böyle uygarlı, İstanbul uygarlı, Çin uygarlı, Hint uygarlı gibi kavramların uyduruk kavramları olduğunu düşünüyorum. Uygarlık, insanlığın bilim, sanat, felsefe, ne diyorsanız, üst düzey teknoloji, ürettikleri ortak ürünlerin ismini biliyorsunuz. Uygarlık kimseye ait değil. Ne uygarlık Arap'ındır, ne Çinli'nindir, ne uygarlık dediğiniz şey Türk'ündür, ne de Batı'ndadır. Uygarlık insanlığın ortak kazanımıdır. Arapların Hintlilerden götürdüğü sıfırı alırsanız, uygarlık Batı'da matematiksel fiziği bırakmaz. Ben size hatırladım. Roma rakamıyla olmaz o iş. Güzel. Arap'ta Hindistan'dan almasa o da yapamazdı. Ya Hint kültüründen almasaydı da yapamazdı. Yunanlıları Batman Müslü Akkası'ndan alırsanız ne Ulubey çıkardı ne de Kopernik yetişirdi. Anlatabildim mi? Bu işler böyle. Ezbere konuşmak da olmuyor. İbn Sina'nın kimlerden kaynaklandı? İbn Sina'nın tıp eserlerini Hipokrat'la Galen'tir falan bilmiyorsanız anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Yani bugün biz nasıl evrensel felsefe, evrensel matematik okutuyorsak o dönemde evrensel bilgileriydi bunlar. İşte onlara ilgi duyan insanlar da onlar. Ha ona kattıkları oranda başarılılar. Şimdi siz onları, bak burada büyük bir şey var aslında. İbn Sina, Farabi kendisine İslam filozofu falan da demez. Filozof der. İbn Sina'ya İslam filozofu, bu İslam filozofu felsefesi de bunları Batılılar üretti 20. yüzyılda. Orada bir puştuk var gerçekten. Şunu kastedebilirsiniz. Araplar mesela İslam felsefesi demez. Arap felsefesi diyor. Dile esas alıyoruz diyor. Dil var ya dil. Arap felsefesi diyor. Arapça yazmış. Arapça yazmış. İşte Latin felsefesi diyor. Latince yazılmışsa. Değil mi? Grek felsefesi diyor. Grekçe yazıldığı için. Arap öyle diyor. Mesela Hristiyan felsefesi falan demez hiç. Latin felsefesidir yani. Latince yazmıştır ama. Şimdi diyorum, bir İslam felsefesi lafı dolanıyor. Sanki İslam felsefesi deyince Farabi, İbn Sina, Bürüş gibi, Harezmi gibi vesaire insanlar sanki İslam'dan yetişmiş. Müslüman. Başka bir şey daha söyleyeyim. Adını andığım bu adamların hiçbirisi medresede yetişmemiş. Biliyor musunuz? İslam dünyasında 1060'da Nizamiye Medresesi kurulduktan sonra medresede yetişen Gazali var. Bilim ve felsefe düşmanı. Bir tane aklı başında adam İbn Haldun var. 14. yüzyıla geliyoruz. İmedesi yetişmiş gerçekten. İbn-i Rüş, İbn-i Sina, Farah, İmedesi değil. Özel derslerle. Hem de hocaları için biliyor musunuz? Nasr-ı Hristiyanlar, Süryaniler. Bütün onlar. Böyle. Siz şimdi tutuyorsunuz bu kültürün içerisindeki o insanları. Onlardan yola çıkarak bir İslam uygarlığı yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun altında ne yaptığını size söyleyeyim. Bu altında şu yatıyor. Batı uygarlığı diyorlar ki, yazıyor zaten, seküler bir uygarlık, materyalist bir uygarlık, pozitivist bir uygarlık, evrimci bir uygarlık, ilerlemeci bir uygarlık, hatırladın mı? Vicdansız bir uygarlık, ahlaksız bir uygarlık, kapitalist bir uygarlık. Söylüyorlar zaten, dinliyorsunuz. Biz öyle değiliz. Bizim güzel, manevi değerleri olan, sevgi dolu, evrene baktığında evrende Allah'ın işaretlerini gören, değil mi? Mistik, sezgisel yanı olan, uhrevi yanı olan öyle bir uygarlığımız var bizim de. Evet, hidayete değil mi? Hidayete edilsen sizi. Ya şu, bak bir daha söylüyorum, uygarlığı diyor ki adam aslında. Daha sonraki programda okuyorsunuz, ne diyor biliyor musunuz? O da yazdım okuyor her şeyi. Biz diyor öyle bir uygarlığın diyor torunlarıyız diyor. Program yazıyor. Öyle bir uygarlığın içinden gelen evlatlarız ki diyor. Uygarlık İslam uygarlığıdır. Ve o İslam uygarlığı diyor. Modernist uygarlık falan değil. Pozitivist, materyalist uygarlık falan değil diyor. İnsani, manevi derinliği olan bir uygarlık diyor. Ulan manevi derinliği olan uygarlık dediğim yerde insanın modeli kesiyorlar öyle. Her bir kan yapıyorlar. Her bir kan yapıyorlar. Mezhep karması. Dönseniz Orta Doğu'ya. Bak çürüğünüzü. Ne görüyorsunuz siz Orta Doğu'da? Bunları mı görüyorsunuz? Bunlar mı var Orta Doğu'da?
İran'ı öğrenmiyorum. Irak'ta öğrenmiyorum. Suriye'de öğrenmiyorum. Suudi Arabistan'da öğrenmiyorum. Kuveyt'te öğrenmiyorum. Biliyor musunuz siz? Gördüklerinizi de biliyorsunuz. Çok batılı şeyler. Değil mi? Yani hocam şey derdi. Binalar, araçlar 21. yüzyıla ait ama kafalar 7. yüzyıla ait. Yani modern binanın içerisine adamı sokmakla uygar hale getiremiyorsunuz. Ve bir de biliyor musunuz? Ondan çocukları nerede okutuyorlar? İngiltere'de ama nerede okutuyorlar? Şimdi gelelim. Roma'nın bir uygarlık ideali var ve uygarlık ideali İslam uygarlığı. Tanzimat'tan itibaren karar verdiğimiz, Tanzimat'ta karar verdiğimiz, bak Tanzimat. Tanzimat benim noktasıdır toplum açısından. Karar verdiğimiz o Batı uygarlığı yönünü, o kavşaktan çıkıyor. En azından diyor ki 18. yüzyıl öncesine gidiyor program. Biz 18. yüzyıl. Yani hem Osmanlı modernleşmesini hem de Cumhuriyet modernleşmesinden dil tercihiyle, uygarlık tercihiyle geri yönetmeye çalışıyor. Hadi bir şunu diyor, şunu da farkında herhalde. Böyle bir İslam uygarlığı yok ya. O yüzden diyor ki bunu siz yaratacaksınız. Anladın mı? Yani yok. Olsa neyi geçirerek Batı pozitivist, materyalist uygarlığı. Hatta çok ilginç, bilimi bile pozitivist ve materyalist diye aşağılıyor yani program. Bu kadar ileri gitmiş durumda. Ne yetiştirecekmişiz? Uygarlık modelimiz belli oldu. Dilimiz, nereye gittik dil açısından? Osmanlı ve Arapça ağırlığına gittik. Marif sözcüğüyle falan. Uygarlıkla nereye gittik? Tanzimat öncesi İslam uygarlığına ve eğitim programı içerisinde öncü düşünürler sanatta, bilimde, felsefede kimler çıkacak karşımıza? Hep bunlar çıkacak. Başka? Diyor ki, biz diyor, insanı kamil yetiştireceğiz. Aslında ağzından bakla çıktı. İnsanı kamil, kamil insan. Varoluşçuluktan da etkilenmiş herhalde, bazen şey diyor, varoluşçuluktan etkilenmiş olsa gerek, kendini gerçekleştiren insan diyor bir yerde de. Kamil insan. Kamil, Arapça'da kemal, kemale var ya, bir şeyin tamamlanması, yetkinleşmesi, olgunlaşması anlamına gelir. Güzel bir sözcüktür. Yani yetkinleşmiş, olgunlaşmış insan demek. Hani bizde var ya meyvenin olgunlaşması. Bu. Kemale erdik deriz ya. Tamamlanmak da vardır fiilin kökünde felsefi açıdan. Artık kendi kendine yeter hale gelmektir insanı kamil. İnsanı kamil kavramı bizim tasavvuf geleneğinde, değil mi? Hangi kitabı açsanız karşınıza çıkan ana kavramlardan birisidir insanı kamil. Ama bu insanı kamilin varoluşçuların kendini gerçekleştiren insanın hiçbir ilişkisi yok. Niye insanı kamil vurgulanmış? Sebebi şu, hemen söyleyeceğim. Program ilk kez şöyle bir şeyle karşımızda. Belirlenmiş 10 temel değer var. Belirlenmiş 10 temel değer. İki tane şekil var diyorsunuz programın başında bir şekil var. Belirlenmiş 10 değer var. Bu 10 değer altına alt değerler de koymuşlar. Bu yetkin ve ergen bir insanın sahip olması gereken özellikler diyor. Bu özelliklere. Bu özellikler yetkin insanda aradığı özellikler. Bu 10 tane sıraladığı özellikler. Aslında hemen hiçbirimizin İtiraz etmeyeceği özellikler. İşte ne diyelim? Bilge insan diyor mesela. Adil insan diyor mesela. Merhametli insan diyor mesela. Anlatabildim mi? Çevreye duyarlı insan diyor mesela. Çevreye duyarlı insan diyor mesela. Başka ne diyor? Ha. Girişimci insan diyor mesela. Girişimci. Başka ne diyor? Vatanını milletini seven insan diyor mesela. Anladın mı? İnsanlığı seven insan diyor. Burada benim dikkatimi çeken sadece şu. üç şey bir araya gelmiş. Finansal eğitim ve girişimcilik okul öncesinden başlıyor ve devam ediyor. İlk kez bu kadar finansal eğitim ve girişimciliğin programın merkezinde oturduğunu görüyorsunuz. Bunun kapitalizmden, neoliberalizmden geldiği açık. Programın bir ayağı var. Neoliberal. Bu insan kâbı dediğimiz insan neoliberal olacak. İki, milli ve manevi değerlere bağlı Türk milli ve manevi. Çok ilginç, AKP olduğu için herhalde
milli ve manevi değerlerimizi İslam'la ilişki içerisinde ele almışlar. Yani sentezci bir milliyetçilik var. Sentezci bir milliyetçilik programda. Üç, programda ilginç, mistik bir Müslüman tipi var. Yani ben mesela diyorum ki, mistik Müslüman, esas bu. Bu aynı zamanda sentezci şey olacak, Türk milliyetçisi, sentezci, İslam'a gidiyor olacak. Üçüncüsü, bu aynı zamanda kapitalist bir insan olacak. Aa, bu üç insanı bir araya getirmek için, yani başlarını bir araya sıkıştırsanız, biz de fındığını biliyorsunuz, soğuklarlar çuvalın ağzını bağlamak için teperiz ki ağzını bağlayalım. Değil mi? Bazen bağlayamayız, fındığı boşaltırız, çok koymuşuz diye. Bunun ağzı bağlanmaz. Yani bir adam Müslüman, mistik Müslüman, mistik Müslüman, bunu yaşayacağım. İki, bir yandan sentezci, milliyetçi, öbür yandan da ne diyelim, kapitalist olmaz. Arkadaşlar, finansal eğitim ve girişimcinin içerisinde merhameti nereye koyacaksınız? Yardımlaşmayı nereye koyacaksınız? Koyuyorsunuz da, iyi de. Mağdurlar bağlayacaksınız. Acımasız bir piyasaya gireceksiniz. Rekabet edeceksiniz. Karşı taraftaki insanları, değil mi? Rekabet edeceksiniz. Piyasayı biliyorsunuz. Bu piyasanın acımasızlığını biliyorsunuz. Diyor ki, merhametli kapitalist. Nasıl olacaksın merhametli kapitalist? Yani öyle. Bize de yardım edebilirler. Şimdi oysa şu. Programda ilk defa şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Programın bir felsefesi yok. Bizim felsefemiz diyor ya. Ben felsefeci olduğum için. Holizm diye bir kavramla karşılaşıyorsunuz. Tam da bu insanla ilgili şimdi. Holizm diye bir kavram. Holizm kullanmıyorlar. Türkçesini çevirmiş. Bütünlüklü diyor. Bütüncül diyor. Bütünlüklü. Holizm diye bu 19. yüzyıllarda bir Afrikalı, Kuzey Afrikalı Christian Smuts diye bir adam Holism and Evolution diye bir kitap yazmış. Yani bütüncüllük ve evrim. Holos sözcüğü, Yunanca sözcüğü bütün anlamına geliyor. Bu zaten öğretmenler biliyordur aslında. Bütünle kastedilen şu, herhangi bir sistemi ya da herhangi bir nesneyi anlamak istiyorsanız bütünlü görmeniz gerekir. Ve Gestalt'ın ilgisi var biliyorsunuz. Bütün parçaların toplamından daha fazla bir şeydir. Bu diyor ki program. İnsan diyor, bu insan. Demin size söyledim var ya. Yönetimi kamil insan. İnsanı kamil. Yani bir yana mistik Müslüman. Bir yana ne diyeyim, sentezci. Bir yana da kapitalist insan. Bu insanlara ilgili diyor ki, bu insana bütüncül bakmak gerekir. Holistik bakmak gerekir. İnsanın diyor, eğitim sadece entelektüel yetkileri geliştirmekle ilgili bir şey değil. Bugün modern eğitim o. İnsana bir bütün olarak bakmak gerekiyor. İyi de insana nasıl bir bütün olarak bakacağız? Asıl soru arası. Program, şimdi biz sizinle geri dönüyoruz. Program, holistik yaklaşım adı altında. Bu holistik yaklaşım bu arada onu da söyleyeyim. 1980'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde bir öğretim programı olarak da geliştirilmiş. Aslında şöyle diyebiliriz Türkçe'de, baktım ben literatüre de, kalbi ön plana çıkartan insanın temel şeyinin duygu merkezi, kalp merkezi diye nitelendirebileceğimiz bir öğretim programı oluşturmayı hedefliyor. Bir de insana parçalarla değil de bütünsel açıdan bakmak. Çünkü şöyle inanıyor, insanın en büyük şeyi bir bütüncül dünya görüşüne sahip olmak, bu birincisi. İkincisi insanın hayatı anlam yüklemesi. Programı da var bizim programda. İnsanlar hayata bilimle, sanatla falan anlam yükleyemezler. Bunlar sevimli etkinlikler. Manevi derinlikle insan ancak hayata bir anlam yükleyebilir. Demek istediğimi anlatabildim mi? Programın temel iddiası bu. O yüzden çok ilginç, holistik öğretimde kalp modeli diye bir modelle karşılaşıyorsunuz. Bizim eğitim öğretim programı felsefi kavramlarla başlıyor. Ontolojik bütünlük olacak. İşte insan geçmişten geleceğe uzanan ontik bir bütün. Bu ontik bütünün kültürel açıdan da bir bütünlüğü var. Geçmişi ve şimdisi ve geleceği. Epistemik bütünlük dediği bir şey var. Bilgileri de biz parçalara ayırıyoruz ya. Onlarda da bir holistik, bütünsel bir yapı oluşturmalıyız. Başka zamansal bütünlük var.
İnsan ömrü parçalara ayırıyoruz. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, ergenlik dönemi, gençlik dönemi, orta yaşlılık. Bunlarla da diyor, yapay bakıyor, yapay bunlar diyor. Bir bütün olarak görmek lazım insanı. Tamam. Yani zamansal açıdan da bütün olarak görmek lazım. Ondan sonra aksiyolojik olgunluk ya da aksiyolojik tamlık dediği bir noktaya ulaştırmaya çalışıyor. İşte bu ontolojik bütünlüğü olan, epistemolojik bütünlüğü olan, aksiyolojik bütünlüğü olan insan, aksiyolojik olarak, yani zamansal bütünlüğü olan insan, aksiyolojik olarak olgun bir insan haline geliyor. İyi de bütün söylediğimiz insan nasıl bir insan? Benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi o. Şimdi size okuyacağım. Bu bir tasavvuf metni değil. Okuyacağım şey. Bir tasavvuf metni okumuyoruz size. Beden ve ruh, insanın fiziksel ve zihinsel boyutlarını ifade eder. İnsanın bedeni fiziksel varlığını temsil ederken, zihni de ruhtaki düşünme, öğrenme, anlama ve anlamlandırma. Kalp ise yönelimleri, meyilleri ve duygusal deneyimler gibi süreçleri ifade eder. Ruhun düşünme yeteneklerini ifade eden zihin, bedenle birlikte çalışarak insanın bütünsel deneyimini oluşturur. Başka bir deyişle madde ve mana insan bütünlüğünde beden ve zihin kavramına denk gelir. Ayrıca bu kavram bedensel zihinsel bütünlük olarak da adlandırılır. Çünkü insanın bedeni ve zihni birbirine ayrı değil, birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin fiziksel sağlık ve iyi beslenme zihinsel sağlığı büyük oranda etkiler. Zihinsel sağlık düşünce süreçleri de fiziksel sağlığı etkiler. Eğitimde ruh ve beden ilişkisinin, yani ruhtaki zihin ve kalbin bedene ve ilişkisinin hesaba katılması insanın bütünlüğünü anlamamıza yardımcı olması açısından önemlidir. İnsanın fiziksel ve zihinsel sağlığı arasındaki dengeyi korumak hayat kalitesini artırır. Bu nedenle öğrencilerin hem eğitimlerinde hem de insan olarak kemale ulaşma süreçlerinde fiziksel ve ruhsal sağlığa dikkat edilmelidir. Beden ve ruh bütünlüğünü korumak insanın daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu bir hayat sürdürmesine katkı sağlamaktadır. Modernde yer alan kalp ve zihin kavramları insanın duygusal, manevi ve bilgisayar boyutunu ifade eder. Kalp ve zihin madde ve mana bütünlüğündeki mana kısmı olarak kabul edilebilir. Çünkü insanın kalbi eğilimlerini, yönelimlerini, duygusal deneyimlerini, değerlerini, ahlaki inançlarını ve içsel dünyasını temsil ederken zihni ise düşüncelerini, farkındalıklarını, bilgilerini ve öğrenme süreçlerini ifade eder. Program. Modern neuroscience'da hiç ilgisi yok. Bir şey de yok edelim. Neuroscience'ı es geçmiş. Neuroscience'da bir şey yok. Beyin temelli öğrenmeyi de es geçmiş. Programda beyin kavramı hiç yok. Kullanılmıyor gerçekten. Beyin kavramı yok. İnsana holistik bakacaktı ya. İnsanın önce ruh ve bedenli ikiye ayrılıyor. İnsanın bir bedeni var, bir de ruhu var. Tamam, bunu anladık. Bu İbn-i Sina'da da var, Descartes'ta da var diye buna biliyoruz biz. Hani bütünsel de önce parçaları ayıracağız. İki diyor, ruh da diyor ikiye ayrılıyor tekrar. Ruhun zihin dediğimiz bir yanı var. Bir de kalp dediğimiz yanı var. Anladınız mı şemayı? İnsan, ruh ve beden. Ruhu tekrar ayırdık mı? Zihin ve kalp. Zihin diyor, ruhun zihin kısmı. Zihin diyor, bilgiyle ilgili. Entelektüel bilgi yetisi var ya, herhalde aklı falan kastediyor. Kalp ise diyor, burası çok ilginç. Meyillerimizi, yönelimlerimizi, duygularımızı, inançlarımızı ifade eder. Ve devam ediyor. Tüm programlar bu zamana kadar zihinle uğraştılar, kalple uğraşmadılar. Manevi ya program. Manevi, duygu temelli bir programa gidiyoruz. İyi de duyguları kalbe götürüyor, inancı kalbe götürüyor. Çok ilginç, kalp aynı zamanda etkileri, değil mi? Arzuların vesaire de temelli. Hemen şöyle düşündüm. İnançlarımızı, değerlerimizi, içgüdülerimizi neyse bunlar hepsini akıldan ayırdı, zihinden ayırdı. Değil mi? Psişik bir temele geriye götürdü. Ve sanki ahlakımızın, inancımızın rasyonel bir temeli yok. Nereye gidiyor? Kalp dediğimiz
duygusal psikolojik bile geriye gidiyor. Programın insanın bakışı holistik diye parçaladı. Şimdi soru şu. Bir tarafımızda zihnimiz var, bir tarafta bedenimiz var. Bu ikisi farklı anlaşılıyor. İki ayrı töz. Ölümsüzlüğe inanıyorlar ya. Ruhumuz ölümsüz olacak. İyi de maddi tözde, zihinsel tözde, ruhani töz nasıl etkileşiyor? Bunun açıkladığı yok programın. İyi de ruh diye bir soyut bir şeyden söylüyorsun. Bunu zihin ve kalp diye nasıl görüyorsun? Ve zihin dediğine bilgiyi, kalp dediğine inançları, duyguları, etkileri vesaireyi, ahlakı vesaireyi. Arkadaşlar ahlakı tümüyle rasyonel zihinden çıkartmış kalp temeline etkiler, arzular, duygular, inançlar temeline geliyor. Program yapıcısı zeki. Çünkü ahlakın dini bir temelinin olduğunu inanıyor. Zihni değil, akıl temelinin değil, değerlerin dini temelinin olduğuna inanıyor. Yani oraya gitmiyor. Hayata anlam yüklemek de kalp temelinde bir şey diyor. Program yapıcısı kendi içinde soruyor. Niye kalbe bu kadar vurgu var programda? Ben önce yazdım. Bu program kalp merkezli bir program. Ya şöyle yapacağız çocuklarla okullarla. Birbirimizi seviyoruz, kucaklıyoruz. Seviyoruz, merhamet ediyoruz. Ama bir etkiler olduğu için kızabiliriz. Etkiler var, arzular, cinsellik, saldırganlık etkilerimiz var, dürtülerimiz var. Ne olacak? Kalp ilgili ya. Onlar oraya indirdi ya. İnançlarımız da kalp ilgili. Soru şu. Sanki akıldan ayrılmış bunlar, zihinden ayrılmış sanki. Şimdi diyelim program niye bu kadar kalbe vurgu yapıyor? Bunun nedeni çok basit. İslam astrolojisinin kalp maddesini aldım. İslam astrolojisinin kalp maddesini internetten bakabilirsiniz. Kalp maddesi var ya, orada vurgulanıyor. Kalp diyor, Kur'an Hazreti Muhammed'in kalbine inmiş. Kur'an'da herhalde 30'un üzerinde ayet var. İnsanın düşünme yetisi, akıl şey değil, beyin değil, kalbi. Kur'an kalple düşünmekten söz eder sizi. Bu hatta Fahrettin Razi diye bir adam var İslam'ın tekelinde. Antik Yunan'da insanın düşünme merkezi, beyni neyle düşünür? Pisagor ve Platon beyinle der, Aristoteles kalple der. Biliyorsunuz Aristoteles'te kalpçi öğreti vardır. Antik Yunan'da bir kavram vardır. Fahrettin Razi Kur'an'dan yola çıkarak Platon ve Pisagor'un görüşlerini reddetmeye çalışır. Kur'an'da bir sürü ayet var kalbine. Başka? Kalp imanın merkezidir. Bize de öğrettiler. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Bak, kalp, iman oraya gidiyor. Kalpsiz adam dediğinizde acıması, merhameti olmayan, değil mi? Vesaire insanları kastediyoruz. Başka? Çok ilginç. Kalp aynı zamanda İslam tasavvufuna göre kişilerin ilim, irfanı elde etmelerinin ana merkezi. Anladın mı? Ehli kalp onlar. İslam ansiklopedisinin kalple ilgili söylediklerine bakarsanız kalp bir bilgi merkezi, kalp bir inanç merkezi, kalp aynı zamanda değerlerin bir merkezi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden mesela İslam tasavvufları kalbin eylemiyle bedenin eylemlerini de birbirinden ayırmışlar. Mesela namaz, oruç, hac kalbin eylemi değil bedenin eylemi. Kalbin eylemine takva gibi, şükür gibi değil mi? Tüm şeyler, tevbe gibi, inabe gibi şeyler. Söyleyelim şimdi. Programın kalp merkezli bir insan modeli var ve kalp de İslam tasavvufundan geliyor. O zaman söylüyoruz. Bu insanı kamil, kalp kökenli, duygusal yöneye ağır basan, inançları, etkileri, dürtüleri, ahlakı zihnine değil de kalbine bağlanmış bir insan. Arkadaşlar biz şöyle diyoruz çocuklara, duygusal davranma diyoruz değil mi? Bu program diyor ki, hayır diyor, biz duygusal insanız. Ağlayacaklar. Her gün ağlıyorlar diye biliyorsunuz. Çocuklar her gün ağlıyor diye. Bir siyasetinde var biliyorsunuz. Ağlayan insan, hüzünlü insan, kalp. Kalp deyince aklına gelen şey bu. Ben böyle bir şey görmedim. Ya bir program bu orta çağda kalmış bir insan anlayışı. Bugün modern bilim, neuroscience dediğimiz gelişmeler şunu gösteriyor, beyin üzerinde başlığını gösteriyor. Ön korteks var, sağ lob, sol lob var, amigdala var, değil mi? Beyincik var, limbik sistem var. Biz duyguları dediğimizde amigdala şurası var ya geri. Amigdala'ya bağlı duygular tamamıyla burası yönetiyor. Biz çocukların sağ ve sol lobları, ön korteksi geliştirmeye çalışıyoruz değil mi? İnsanı hayvanlardan ayırandı o. Mesela bir timsah. Amigdala ve limbik sistemin etkisi altında olduğu için bir nesneye baktığımda iki şey düşünür arkadaşlar.
İki şey. Ya yenilecek şeydir ya neslini sürdürecek şeydir. Öyle mi? Bizi ayıran amirası var. Korteks. Amirası korteks var amirası. Eğitimin amacı ne? Buranın korteksi dediler. Şunu diyorsun. Valla duygularımızı da buranın korteksi değil mi? Denetlemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki insanlara duygularını denetleyen insanlara kendine hakim olan bir insan diyoruz değil mi? Bu program zihni, aklı, düşünceyi tam bir kalp duygulardan, inançlardan ayırmış. İnancı da nasıl ötesinde olmadığını düşünüyor. Daha hiçbir şey söyleyeyim. Hayatı ancak kalple anlamlandırabilmiş. Felsefe programına ilk defa hayatın anlamı diye bir ütü koymuşlar. Ünitenin içerisinde Feridun Atar'ın ve Saadet Tayyip var. Feridun Atar'ın Saadet Tayyip dünyadan seyir sülük yapıp Tanrı'ya dolu yolculuk yapan bir Hristiyan oluyor. Hayata ancak mistik, manevi kalp merkezinde anlam yükleyen birisi. Son birkaç şey daha söyleyeyim. Programın bu modelinin dışında bilgi, varlık ve değerine nasıl baktığını söyleyeceğim. Programda, fizik programına bakıyorsunuz, astrofizik teorileri yok programda. Varlık nasıl başladı? Değil mi? Bunu yapıyorum. Biyoloji programına bakıyorsunuz, biyoloji programında evrim kavramı da yok. Evrimin bütün şeyleri var. Mutasyon var, doğal seçilim var, seçilim kavramı var, seçilim kavramı, türleşme kavramı yok. Tür içinde değişim kavramı var ama programsal ve evrim ve türleşme kavramına yer veriyoruz programda. Bunu neden anlıyorum ben? Parçalar bırakıyor. Fizik, evrenin, astrofizik, evrenin Big Bang'de nasıl başladığını anlatan bir şey. Değil mi? O evrenin evrimi. Biyolojideki evrim teorisi aynı zamanda canlılığın nasıl evrildiğini anlatıyor. Programları çıkartmış. Allah falan da koymamış hiç. Dilimin hiçbir şey yok herhalde. Bunları din dersine havale etmiş. Dedim anladınız mı? Bunlar bilim konusu değil. Bunlar tamamıyla din konusu. O parçaları bütünleştirmek için arkaya ilahi, tanrısal bir ontolojiyi nerede yerleştireceksiniz? Din dersine yerleştireceksiniz. İlk kez yapılıyor bu. Yani bilim diyor, bütün konuları tartışmaz, evrenin varlığı, canlıların nasıl meydana geldiği. Bunu yaratma teorisiyle din derslerine bırakmış. O derslerin içerisinde böyle şeyler tanrı mandrı hiç sormamış. Zekice. Öğrenci onu nerede alacak? Yaratını din derslerine alacak. Dolayısıyla ontolojisi tanrıya ilgili giden bir ontoloji. Bilgiyle ilgili tuhafına giden bir şey var. Bilgi de değişmezlikten söz ediyor. Hatta ilginç, ben onu aktardım da bir yerde. Diyor ki öğrenci diyor, değişmez olan bilgiyi öğrenir. Değişmez olan bilgi. Yani biz biliyoruz ki bilim değişir, bilimsel bilgi değişen bilgi. Yani bilim tarihi, teoriler, hipotezler mezarlığı. Değil mi? Hayal de kafasında dediğim şey var. Bilim de demiyor, ilim diyor ya. Kafasına girirse herhalde mislik dini. Kalbi diyor ya. Herhalde şeyler var. Misliğin kalbine doğan şey ne yapmaz? Değişmez. Yani mistik, ilahi, vahiy bir şeyse değişmez. Yani o da değişiyor. Yorumlarını da değiştiriyorlar da. Sürekli yorumladıkları için dini. O da değiştiriyorlar. Bilimin, bilginin değişmezliğine inanan bir şey var. Ondan sonra diyor ki çocuk eleştirel bakar, sorgular. İyi de değişmez bilgiye nasıl eleştirel bakacağız ki? Sen diyorsun ki bu değişmez. Öyle değil mi? Ben din eğitiminde de bir problem o görüyorum. Din eğitimde yazıyor. Çocuk eleştirel düşünür, sorguyu düşünür. Çocuğa diyor ki bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunlar inanılır. Sonra da dersin yanına yazıyor. Eleştirel düşünür, sorgular. Lan neyi sorgulayacak? Bu programda çok ilginç bir şey var. Epistemolojide o özgürlük diyorum ben ona. Özgürlük. Yani bilginin değişmez bir özü vardır. Değişmez. Bunlar filosofya pranentiste diyorlar eskiler. Ezeli ebedi hakikat. Neyse o. Bu ezeli ebedi hakikat ilerisine bağlı. Ve bugün bizim bildiğimiz bilinin kendisini doğrulama ve yanlışlamayla ilerleyen, değil mi? Eleştiriyle ilerleyen bilim anlayışları doğru yokmuş gibi gözüküyor. Programın yapıcısının bilim idesi özcü ve bilimin değişmezliğine inanıyor. Değerlere geldiğimizde o da ilgi çekici. Size söyleyeyim de bir yandan kapitalizm değerleri var, bir yandan ulusal değerleri var, bir yandan da İslami değerler var. Ama tuhaf bir biçimde değerler tüm derslere konmuş. Biyoloji dersi de o değerlerle konumda. Matematik dersinde de var o değerler. O yüzden
ahlak merkezli bir program. Bütün programların ahlaki tasarımı var. Bütün ders programları. Evet. Koymuş onları tümüyle. Ama o değerlere bakışıyla ilgi çekici. Sanki o değerler gökyüzünde duruyor. Ben Platon'un şeyine benzettim ona, ilerilere. Hani muallakta duruyor. Ya değer mi? Bir şey söyleyeyim. Girişimcilik bir değerse eğer, kapitalizmle birlikte var ya. Kapitalist olmayan toplumda girişimci mi olur? Tarım toplumunda girişimcilik mi olur? Soruyorum. Özel mülkiyetin olmadığı yerde hırsızlık olur mu? Özel mülkiyet yoksa hırsızlık olur mu? Mülkiyet altsa hırsızlık bir kavram olur muydu? O zaman hırsızlığı üreten şey, değil mi? Yeni bir sınıflı toplum üretmiş. Şimdi Kur'an'ın İslam'ı ortaya koyduğu mesela şükretme. Kapitalist adam nasıl şükreder ya? Kapitalist adama sen şükretmeyi öğretirsen bu şu demek. Daha fazla üretme demek. Daha fazla üretme demek. Hem diyorsun ki adama girişimci ol, hem de diyorsun ki şükürcü ol. O yüzden size bir daha söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. İslam toplumunun aidiyetimize ait, İslam toplumunun ümmetine ait kılıyor. İyi de sonra diyor ki ulusunu koruyacaksın. Müslüman şöyle düşünebilir, İslam dünyası ikiye ayrılır. Darüşşam ve Darüha. Değil mi? Dünya ikiye ayrılır. Bir Müslümanların yaşadığı yurt, bir de kafirlerin yaşadığı yurt. İslam'la vatandaşlığı nasıl yere getireceksin? Ümmetçi nedenle nasıl yere getireceksin? Ben bu programın tuhaf bir biçimde yapıcısının değerli üretim ilişkileriyle bağlı, toplumsal yapıyla bağlı, kültürle bağlı göremediğini görüyorum. Sanki 7. yüzyılın değerleri 21. yüzyılın değerleri. Sanki 21. yüzyılın değerleri de 7. yüzyılın değerleriymiş gibi bakıyor. O yüzden değerlerde de özcü, değerlerin tarihsel bir perspektifi olduğunu, insanlığın ilerlediğini, ilerleme fikrine karşı bir programla karşı karşıya lütfen ilerleme. İlerleme var mı ilerleme? Yani insanlığın ilerlediği fikri yok. Çünkü İslam kültüründe tehdit ya da ihya demek yenilik var ya, ata geleneklerine geriye dönmek demek. Bu program tam bir tecrit ve ihya programı. Bütün değerleri tuhaf bir biçimde 21. yüzyılın değerlerini alıyor. Onları meşrulaştırmak için yine İslami bir köke, değişmez bir köke yerine getirmeye çalışıyor. Ben güzel son şeyinde paragrafta şöyle yazdım. Bu şeyle ilgili. Onu okuyayım ve kapatayım dediğimi. Bırakabilirim onu burada. Kısaca söylemek gerekirse, pasar program, dinsel, kapitalist, özcü, sentezci milliyetçi, tarihsiz bir yapışından yana tavlanmış, tarihsiz yapışından yana tavlanmış, sekiler yapışın tarzını milli ve manevi değerlerinde ters diyerek tüm ürünü sunmuştur. Program yapıcısı laikliğe doğrudan cephe alamadığı için sekülerizm ve laiklik arasında kimilerinin yaptığı ayrımı kullanarak bir tür şart kurnazlığıyla sekülerizm eleştirisi adı altında laik düşünce ve değerlerini satış yapmaya çalışmıştır. Seküler laik bakış, özünde varlık, bilgi ve değerlere insan temelli, diyalektik ve elimsel bir yaşama yasası alır. Varlık, bilgi ve değerlere tanrı merkezli, durağan, özcü bakışa karşı durur. Bu açıdan taslak modeli ya da programın varlık, bilgi ve değerleriyle bir bütün olarak eğitimin İslamileştirilmesi gerektiren bir yaklaşım tarzıyla hazırlandığı açıkça ortadadır. Bu tür bir yaklaşım tarzı insan kâbı adı altında bir tür homo ahireticus. Bunu ben kullanıyorum biliyorsunuz. Homo eschatologicus diyorlar Latinler. Bir tür homo ahireticus yaratacağı ve bu tipin modern dünyada başarılı olamayacağı, modern topluluğa uygarlığa tahtisi olamayacağı çektir. Osmanlı devleti ile Batı karşısına yenilmeye başlayınca Tanzimat ile birlikte bu tipten vazgeçmiştir. Dolayısıyla taslak modeli ya da taslak programı insan tipinin bırakın cumhuriyeti Osmanlı modernleşmesinden bile geri olduğu açıktır. Benim yargım bu. Teşekkür ederim. Üstad, şimdi buyurabilirsin bak. Yok, estağfurullah.
çok önemli bir soruydu aslında. Olsun, olsun. Olur. Sorum önemli olsun diye ısrarla sonra cevabını alınca unutmaya karar verdim ama bu sefer de sonra aklıma ilginç bir, ilginç bir kısır döngü olmuş. Evet. Siz Arap filozoflarına falan bahsediyorsunuz. Evet. Ben de Arap'ta, Mısır'da, Pakistan, Afganistan, bir felsefenin olmadığı, bir filozofun yetişmediği, bunların Mısır'da bana günlük problemlerin çözümüne dönük bir şeyler üretildi. Onun bir felsefe olmadığını. Yok, şimdi İbn Sina'nın felsefesine eğer okursanız, söyledim dürüstçe ben vesaire. Ben şöyle bir anım anlattı, ben ilahiyat şey biliyorsunuz. Ben kelamda Gazali çizgiler doktor oldum. Gazali doktoruyum. Gazali üzerinde çalışıyorum. Gazali Tanrı ve Evren tasarımı. İslam felsefesi çalışıyordum. Ben uzun süre İslam felsefesi diye bir sürü kitapta yazdım. Var. İslam kültüründe felsefenin krizi. İslam orta İslam kültüründe felsefe akımlar diye kitaplar ona kastan internette görürsünüz. İslam felsefesiyle çok uğraştık veriyorum. Ama ben Batı, Batı felsefesi, Orta Çağ Batı ve karşılıklı çalıştım yani İslam felsefesiyle. Onun şunu görebilirsiniz yani İslam filozoflarının antik Yunan mirasını belli ölçülerde içselleştirdiklerini ve kendilerine özgü bir felsefe kavramsal sistemi özellikle Parade'den itibaren yarattıklarını görüyorsunuz. Bunun arkasında Süryani çevirmenler, Sabi çevirmenler, çevirmenlerin çok büyük rolü var. Buna bir şey diyemem ama hakikaten bugün Batılıların da saygı duyduğu 9-11. Yüzyılda bir felsefe tarihi notları yazılmış olsa İbn Rüşd'ün Averroizm diye akım oluşmuş zaten şeyde. İbn Sina, Latin İbn Sinacılığı diye bir akım oluşmuş Batı'da. Saygı aldıklarını görüyorsunuz. Hakikaten de öyledir. Ben zaten cevabımı almıştım. Tamam, zaten. Siz güzel. Yok, hiç demedim. Bilmeyenler olabilir diye söyledim. Siz zaten şeyin mirasını güzel kullanmışlar dediniz ya. Batı felsefesinin mirasını Arap mirasından sonra kullanmış. Güzel kullanıyor. Hocam bak şimdi güzel bir şey söylüyoruz. Bugünkülerde, bugün holistik yaklaşım, Batı'da çıkmış yaklaşım. Onu alıyor. Şimdi sorun ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size asıl olarak meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Bu adamların batılı bilime, batılı sanata, batılı felsefeye karşı isyanları falan yok oluyor. Neye isyanı var biliyor musunuz sadece? Onun arkasındaki metafiziğe ihtiyacı insanları var. Batılı bilime Einstein'a büyük saygı duyuyor adam. Yani Einstein önemli bir adam onun için. Ama Einstein diyor Hristiyan ya da diyelim ki deist ya da diyelim ki tam bir şişe kalmamış. Hani bakmasına ilan atılır ya. Kitap yazmış, krala hediye etmiş. Kral okumuş kitabı varmış, demiş ki ya demiş, bunda demiş Tanrı'dan hiç söz etmediğini görüyorum demiş. Fizik kitabı. O da demiş ki böyle bir hipoteze gerek duymadım demiş krala. Anladın mı? Şimdi Batı bilimi Tanrı'yı bir hipotez olmaktan bilimin dışına çıkartmış. Anlatabildim mi? Şimdi diyor ki o yüzden, bu bilim diyor materyalist, pozitivist. Biz bu bilimi diyor arkasına ne yetiştireceğiz? İslami bir metafizik yerleştireceğiz. Bu. İşte diyor. Mesela demokrasi. Vallahi demokrasiyle çok alıp veremediklerinin olduğunu zannetmiyorum. Onlar da İslamileştirdiler demokrasiyi. Ama demokrasi İslamileştirmeleri gerekiyor. Nasıl İslamileştirecek? Kur'an'da da diyor şura geçiyor diyor. Değil mi? Bak oradan. Mesela diyor ki İslam'da da icma var. İcma var ya. Bir topluluğun görüş birliğine varması. Şunu yapmaya çalışıyorlar. Buna ben İslamizasyon diyor Batılılar bunlar. İslamization diyorlar. Yani bilginin, değerlerin, eğitimin İslamileştirilmesi. Bunların bütün yapmaya çalıştığı şey şu. Hani diyor ki bilim, Batı bilimi materyalist. Yani Allahsız, kitapsız. Batının değerleri de öyle. Seküler. Hayır diyor. Bu değerlerin arkasında Tanrı'yı, İslami Tanrı'yı, İslami evren algısını yerleştirelim. Bu. Bunu diyor. Çok ilginç. İbn Sina'lar diyor, Farabiler diyor, antik Yunan mirasını aldılar ama arkasına diyor, İslami bir metafizik gördüler diyor. Ben orada da onlara itiraz ediyorum. İbn Sina'nın tanrısı vacib bir vücuttur. Varlığı zorunlu vardır. İbn Sina'nın tanrısı ilk nedendir. Değil mi? İlk nedendir. Oysa İslam'ın tanrısı neden değil? Faildir. Gazali'nin çok iyi görüşü.
faildir, buyruk verir. Neden buyruk vermez? İlk nedene dua edemezsiniz. İlk nedene dua edemezsiniz. Değil mi? İlk nedene nasıl ulaşırsınız ki? Neden? Neden sonucu sorumlu kılardı, değil mi? Nedenden sonuçlar çıkarttılar. Fail öyle değildir. Fail keyiflidir. İslam'da dört tane tanrı var. İslam'da. İslam kültüründe. Bir, antropomorfist tanrı. Müşerifleri öncesini, tanrıya ete kemiğe üç insanı sayıyorlar. İki, mutasavvıfların aşık olunan tanrısı var. Aşk tanrı. Aşk. Mevlana, Yusuf, Yusuf'un aşk. Onlar da Müslüman. Bunu İslam içine sokamazsınız. Mistik zaten bana dilsiz demişler. Ne tasavvuf mistik? Dilsiz demişler zaten. Üç, Farabi İbn Sina'nın tanrısı var. Akıl, ilke ve ilkeden dördüncü tanrımız var. Mutlak kudret. Mutlak kudret. Gazali. Ne bakmaya devam ediyor ama Gazali'den önce Eşari kültür var. Maturidi kültürü de öyle. Tanrı kudrettir. Bak, bizim İslam'da Eşari anlayışımıza göre, yani İslam'ın egemen anlayışına göre diyeyim sana. Tanrı dilemezse yaprak bile kımıldamaz. Bu. Farab ve İbn Sina'nın tanrısı her şeyi akılsal ve nedensel dizgi içinde yapar. O yüzden her şey yasalıdır. Ona dua etmek, ondan mucize beklemek imkansızdır. Oradan bile anlıyorsunuz yani. Aristotelesçi, yeni Platoncu geleneğin içerisinden gelerek İslam'ın kavramlarını kullanıyor. Gazali onu çok güzel kullanmış. Diyor ki Tanrı'nın iradesi neymiş diyor. Gazali diyor ki irade en az iki şey arasından birisini özgürce seçmektir diyor. Öyle değil mi irade? Farabi iradeyi nasıl tanımlamış? Tanrı'nın kendisinden sudur eden şeylere muhalefet edilmemesi. Gazali gibi bir adam da şöyle diyor doğal olarak. Ya diyor bu adam diyor Tanrı'yı diyor pasifize ediyor. Tartışmayı anlamanız için söylüyorum. Gazali zaten filozoflara 20 meselede itiraz etti. 17 mesele metafizikle ilgiliydi. Tanrı'yla ilgiliydi. 17 mesele. Buradan anlıyorsunuz ki İslam filozoflarının tanrı tasarımı da farklı bir dinamaya ait. Efendim. Ben bir kitap estağfurullah. Buyurun. Aslında şu mikrofonu verirseniz o kaydediyorlar ya ona duyulmaz yoksa. Bağırabilir. Yok yine gitmez. Yine gitmez. O bizim ya neden sorusu çok sorardı. Ve bizi derinde kalsınlar. Bu nedenle gider. Ona cevap verdim. Bu nedenle gider. Sen sonunuz babat. Ortasına geliyor. Çünkü bilginiz aldım. Ama şimdi iyi biliyoruz. Önemli çok şey. Doğru. Evet. Şimdi bu programı hazırlayan kişiler İslam'a böyle çıkarlar. Sonunda İslam'a dayanmak istiyor. Evet. Dersek eğer mazlum kalıyorlar, mahzun kalıyorlar. Çünkü hedefleri yani dini bir inançları, manevi bir tarafları oluyor. Oysa ben programda şunu görüyorum. Yani soruyoruz, niye İslam'a dayanmak istiyorlar? Şu alt yapı, üst yapıyı belirler. Bunlar ekonomik ilişkileri belirleyip üstüne bir kültür oluşturmak istiyorlar. Çünkü aptal, düşünemeyen, biat eden, çabuk inanan, kalbiyle, aklıyla değil de... Kalbiyle hareket eden, kolay kanrından. Aslında kalp de aklı. Ama aklı bir tarafa koyunca, ne yaptı? İmanla, iman gücüyle her şeyi yapabileceğine inanan, sorgulamayan, aklını kullanamayan insanlar. Peki bu neden? Yine babam gibi soruyor. Peki bunu neden istiyorlar? Fabrikadan çıkaracakları insan mağdur, okul öğretişi, evet. Bir mağdur çıkar. Onların istediği mağdur, çalışan, hesap soramayan, şükreden, kaderci bir anlayışla aslında göreve yetiştirmek istiyorlar. Bunların İslamcı falan bir inançla, Tanrı'ya sığınarak, ona inanarak bir şey yaptıklarına asla inanmıyor.
emperyalizmin hazırladığı program Türkiye'de düşünemeyen, birbiriyle çatışan, fiyatçı, işte atla savaş, Suriye'ye gideceğiz, İşte o duygusalı duygularıyla düşünen insan. Yani duygusal diyor ya, kalp gözüyle bakmak diyor ya, kalp gözüyle bakan insan. Özünde köle yetiştirmek istiyorlar. Yani inançları şunu söyleyelim size. Şunu söyleyelim. Güzel bir şey söylediniz. Şimdi biliyorsun Althusser diye bir adam var. Devletin ideolojik aygıtları falan söyler. Ben etkilenirim yine Althusser. Hepimizi okuyan herkese etkiler bir şekilde. Aslında ailelerde, sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde, okullarda, kitle iletişim araçlarında bir şekilde gönüllü olarak devleti izlediyor. Biz de ediyoruz. Yani sadece devletin baskı araçları vardır. Polisi, jandarması, mahkemesi, bir de devletin ideolojik aygıtları vardır. İdeolojik aygıtlar sizin toplum örgütü kurarsınız. Değil mi? Siz hep hizmet ediyor olabilirsiniz. Okulla aynı şekilde sürekli onu hissediliyor. Burada bir şey söylemiyorum, şunu diyorum. Zaten modern eğitim sistemi ulus devletin kurulmasıyla ortaya çıktı. Ulusa yurttaş yetiştirmekte amaç. Anlatabildim mi? 18. yüzyılda kamu eğitimi düşüncesi arkasında bu yatıyor. Ondan önce biliyorsunuz devletin bürokrasinin içerisinde zenginler çocuklarını devlet bürokrasisi içerisinde gelecekliğe alacak insanları özel okullarda, özel şeyle hocalarla yetiştiriyorlardı. Şimdi biliyorsunuz kamu eğitimi herkesin eğitilmesine esas alır. Herkese eğitmek ulus devletlerde kurulduğu için ulusa aidiyet duygusu ön plana çıkar. O yüzden eğitimin ilk başlangıcı yurttaşlık eğitimidir. Yani temeli budur. Modern eğitimin temeli budur. Yani bir ulusa yurttaş yetiştirmektir. O yüzden bilirsiniz çocuklarımıza verdiğimiz bütün değerler vatanına, milletine sadakati olan, seven, sayan, vergisini vereyen, çalışan, değil mi? Özverili olan, şudur budur bir sürü şeyler öğretiyoruz. Ve bu anlamsız da değil. Bunu anlamsız bulamam. Sorun olan şu. Sorun ama başka bir şey daha var. Biz bu yurttaşlık eğitimini üniversiteye geldiğimizde evrensel eğitimle birleştiriyorduk. Yani bilimin, sanatın, felsefenin evrenselliğiyle birleştiriyorduk. O yüzden çocuk hem yurttaş hem de küresel düzlemde, uluslararası düzlemde mesela iklim sorunlarına da ilgi duyabilir, değil mi? Çevre sorunlarına da ilgi duyabilir. Daha evrensel, küresel sorunlarına da ilgi duyabilir. Mesela işte diyelim ki İran ve Irak arasındaki çalışmaları da konu edinebilir. Suriye'deki olayları da tartışabilir. Ama entelektüel zekasıyla tartışabilir. Bunların yaptığı şu, bu yurttaş eğitiminden vazgeçtik biz. Ben, siz farklı düşünüyor olabilirsiniz ama Osmanlı bile Tanzimat'tan sonra yurttaş yetiştirmeye çalıştı. Osmanlı yurttaş. Cumhuriyet o yurttaş misyonunu devraldı. Biz bir sürü program değiştirsek de bu yurttaşlıktan vazgeçmedik 2005'e kadar. 2005'te Avrupa Birliği'ne yurttaş yetiştirmeye kalktık. Çok kültürlü programa. İlk kez biz ciddi ciddi insanı kamil, yurttaş değil, mümin yetiştirmek istiyoruz. AKP'nin ilk kez altın burç demenin adı altında yatan da bu. Bir daha söylüyorum. Varlık, bilgi ve değerin arkasına tümüyle İslami bir metafizi görmek istiyorum. Programda bu çok açık. Batı uygarlığına ait görmüyor bizi. Batı uygarlığına adım attığımız günden beri gerçek uygarlığımızdan koptuğumuzu, özümüzden koptuğumuzu söylüyor bu program. Ben o yüzden şu, bazıları şöyle diyor. İşte Atlantik ödesinin etkisi vardır programda. Vallahi holistik yaklaşım zaten 1980'den itibaren ABD'de çıkmış. ABD'nin bazı eyaletlerinde uygulanmış, kalp merkezli falan var ya, ben araştırdığımda görüyorsunuz zaten. Ama kökü Afrika'ya kadar geriye gidiyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu kalp merkezli eğitim modelinin Budizm'de falan ilişkisi buralarda doğdu. Yani öyle metinlerde okudum. Sonra da dedi ki, onlarınki Atlantik ötesi kalp değil, İslam istisizmi. Yani adam İslam istisizmini biliyor. Bu program yapanların içerisinde kesinlikle tarikat ehli hocalar var. Kesinlikle var. İddia ediyorum, kesinlikle var. Aksi takdirde bu insan modeli var ya dedi söylediğim. Bu çıkmazdı. Program Atlantik ötesinden gelseydi, beyinle balı kırılırdı. Beyinle ve beyin. Bakan zaten tabii insanı değil mi? Evet. Bakanın kendisini beyin olarak terk etmesin. Tamam. Hocaları diyorum. Toplum örgütleri diyoruz. Hoca, o sivil toplum örgütü vardır orada. Ama öyle sivil toplum örgütü var. Şunu söylüyorum. Yani bunu niye yapıyorlar? Yani çok Müslüman oldukları için. Yok, şöyle inanıyorum. Yani çok inandıkları için, mümin oldukları için mi? Hayır, bunun da temelinde
aptal, düşünemeyen, sorgulamayan, teslim olmuş, çalışan, hesabını sormayan, emeğinin karşılığını almaktan imtina eder. Çünkü padişahı üzebilir, efendisini, şehrini, şıkkını üzebilir. Böyle yani insanlar yetiştiriyorlar. Yıllar kapitalistin aklı. Çünkü derin bir kriz var, kapitalistin krizi var, yoksulluk var. Bunlar neyle kapatılır? Ben şöyle düşünüyorum. Yani fikrimi söyleyeyim, benim aklıma düşünüyorum ben. Ben şimdi mesela bir program yapsaydım, ben bir program yapsaydım, inanmadığım bir program yapmam. Benim Milli Eğitim Bakanı yazdılar ve inanmadığım bir program yapmam. Ama şu demek değil. Bu şu demek değil. Ben etkiler altında kalmayacağım anlamına gelmez. Çünkü siyasi iktidar olmak bir sürü yük demek. Demek istedim, hatırladın mı? Siyasi iktidarda MHP var. Sizin bir sentezciliği de koymak zorunda kalmayacağım oraya. AKP sonuçta neoliberal politika benimsemiyor mu? Benimsemek zorunda kalmadı da. İslamcı bir ekonomi mi uyguluyor? Hayır. Neoliberal politikaya teslim olmuş durumda. Bir taraftan da adamların kafa yapısı var. Mistik tasavvufi. Hepsini mutlu etmek için ortaya bir salata çıkartmış. İçinde her şey var. İyi eklektik kuramış. Ben o yüzden şöyle diyorum. Onlara sorsak bunu, biz asrın devrimsel bir programını yaptık diye savunabilirler. Buna da inanabilirler kimileri. Ha ben söylemeyeyim çünkü başım belaya girer. Bazı politikacıların aslında gerçekten inançsız olup inanıyormuş gibi davrandıklarını biliyorum. Yani bu apaçık. O toplumu manipüle etmek için. Ama bazıları da dürüsttür. Mesela adam çok milliyetçi görülür, aslında milliyetçi falan değildir. Değil mi? Olabilir. Her söyleminde milliyetçilik çıkıyor olabilir ama arkasına baktığınızda derin bağlantılar bulabilirsiniz. Gerçekten öyledir. Adam çok İslamcı görünebilir, arkasına bakarsınız İngiliz ajanı çıkabilir. Bilemem. Fethullah Gülen, ABD'nin, biz söyledik, ben burada kaç defa konferans verdim ya şeyde falan. Bana herkes kızıyordu Fethullah Gülen hakkında, niye atıp tutuyorum diyor. 2000'li yıllar, 2001-2002. Ben CIA ajanı diyordum adama, CIA ajanı dedim kaç defa. Bize küfrediyorlardı ne dediğimiz için Hoca Efendi'ye. İşte olabilir, bir şey diyemem. Ama Hoca Efendi yaptığı şeyin gerçekten kendisine uygun olduğuna da inanıyorum, size söyleyeyim. Yani insanlar kendilerini kullan, yani çok kişiliksiz olmanız gerekir. Çok kişiliksiz bir insansanız sizi kullanabilirler, kullanıldığınızı bilirsiniz. Ama orada bile insan şunu yapar. Savunma mekanizması vardır. O kullanımı var ya, kendince meşrulaştırır, kendi hayatının, kendi dünya görüşünün bir parçası haline getirir. Hiçbir insan, bir daha söylüyorum, hiçbir insan ben bu insanın maşasını dedirtmez kendisine. Maşası olabilir ama o maşayı, maşalığı bile rasyonize eder. Demek istediğimi anlatabilirim bilmiyorum. Yoksa intihar edersiniz. İnsan bütünlüklü bir varlık. Polisi diyor ya, ama sizin bu yabana atmıyorum. İnsan bütünlüklü bir varlık. İnsan dünyasıyla, felsefesiyle, hayata bakışıyla, duygulara bakışıyla, aklıyla, değil mi? Bir bütünüz yani. Ben kendimi niye araç olarak göreyim? Bana mesela çağırsa dese ki birisi, program yapacaksın. Ben ona sorarım. Bu program bilimsel program mı olacak, ideolojik mi diye. Sorarım gerçekten. Ne istiyorsun? Yani İslamcı program mı? Şunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun? Neye ağırlık verelim diye. Sorarsınız. Özel sektör böyle zaten. Size bir şey söyleyeyim mi? Programları iktidarlarla geliştirmiyor. Programları gidiyorsunuz. Program geliştirme şirketleri var biliyorsunuz. Değil mi? Onlara gidiyorsunuz. Soruyorsunuz. Diyorsun, nasıl insan istiyorsun? Söylüyorsun. Böyle böyle olsun diye. Aa diyor, bak hazırlıyor, geliyor. Sen bakıyorsun, kontrol ediyorsun. Diyorsun ki bu insanın burası biraz çıkıntılı olmuş. Burayı şöyle yapalım. Bak burada bu insanın bu özelliği de olsun. Ne yapıyorlar? Yani ama bilim insanları oturtup toplayıp senin toplumu örgütüyle tartışarak yapsanız bu uzun zaman alır. Değil mi? Uzun zaman alır çıkması. Ben bir de programın değiştirilmeye ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Programın değiştirilmeye niye ihtiyacı oluyor? Bilimde bir değişiklik olur. Toplum yeni bir modele, yeni bir yöne doğru gidiyordur. Değil mi? Teknoloji. Mesela şöyle olsaydı. Mesela bizim eğitim sistemimizde yapay zekanın rolü sıfır. Neredeyse, değil mi? Sıfır. Ama hayatımızın her tarafında yapay zekanın olur. Çocuklarımızın hepsi program tüketicisi. Öyle değil mi? Program tüketiyor. Program geliştiren kimse yok. Yazılım yapmak için dünyanın parasını veriyorsunuz, değil mi? Küçük bir oyun bile yapmak için. Şöyle bir şey hiç kalamadı ya. Biz programı revize edelim. Evet, biz bu bilişim alanında geri kalıyoruz. İlkokuldan itibaren bilişim teknolojilerine yön verelim diyebilirdi. Ama onu yapması için okulların altyapısını tümüyle değiştirmesi gerekir. Program böyle bir şey yapmıyor ki. Bir ihtiyaçtan çıkmıyor. İhtiyaçtan çıksa anladım.
Bir ihtiyaç olması lazım yani. İhtiyaçtan çıkıyor bence. Ha. Ha, ideolojik ihtiyaçtan çıkıyor. Tamam. Buna bir şey demedim. Ben pratik ihtiyaç dedim gerçi. Yani ideolojik ihtiyaç her zaman var. Siyasi partiler kendilerine uygun insan yetiştirmeyi hedeflerler. Bizim görevimiz de ne? Size söylüyorum. Biz muhalefetiz. Sivil toplum örgütüyüz. Görevimiz ne? Ona muhalefet etmek arkadaşlar. Zaten demokrasi bu demek değil mi? Demokrasi şu demek değil mi? İktidar bilecek ki sizin çıkarınıza olan bu diyecek. Hayır sen bizim çıkarımıza davranmıyorsun diye diyecek olan da sivil toplum örgütleri. Kitlesel olarak yapacaklar. Bu programı uygulamaya çalışacaklar. AKP ben altıma bu iş yapıyor dedim. Boşuna demedim. Çünkü gidiyor. Gittiği için ben size söyleyeyim ne olacağını. Bu programı koyacaklar. Önlerinde 4 yıl var. Eğer muhalefet kim iktidara geliyorsa bir öğretim programı taslağı oluşturmamışsa, program oluşturmamışsa onu değiştirene kadar bir 4 yılda öyle geçecek. 8 yıl, 8-9 yıl çocuklar programı diyecekler. 20'nin üzerine 8 daha ekleyin. 30 yıl. Atatürk'ün bile elinde 30 yıl olmadı. Atatürk'ün bile kaç yıl? 15 yıl. Değil mi? Elinde. Şimdi düşünürseniz öyle büyük bir manevra ki bu. Yeni bir manevra yaptığınızda yani birisi bir kazı çaktığında o kazı çaktıktan sonra o kazının yerine yeni kazık bulacaksınız. Yapacaksınız. Sökeceksiniz ve yerine koyacaksınız. Bu zaman işi. Ben o yüzden buradan her yere sesleniyorum. Lütfen kuracağım için bunu. Muhalefete sesleniyorum. Yani muhalefet bu ucunda programa karşı laik, bilimsel ve kamusal ve karma eğitimi esas alan. Hatırladın mı? Modern gelişmeler doğrultusunda batılı örneklerden de yararlanabilir. Hiç önemli değil. Düşmanları var. Mutlaka programlar geliştirmeli. En azından şunu söyleyeyim. Programın ana çerçevesini değil mi? Geliştirmeli. Diğer programlar şöyle söyleyeyim. Mesela matematik programını alırsanız bir önceki programdan çok farkı yok. İntegrali çıkartmış. Değil mi? Birkaç şey çıkartmış. Sadece bu. Onları çok kolay düzeltilebilir. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun felsefesini değiştirmek bir. İki asıl sorun şu. Kitaplar arkadaşlar. Kitapları yazarken adamlar o felsefe var ya arkada. O felsefeye göre yazıyorlar biliyor musunuz? Ben kaydediliyorum ama tarih terbiyede kanalistim o zaman. Görüyorum yani neyse kitaplarla karşılaştığımızı. O yüzden muhalefetin çok ilginç bir görevi var. Hazır olmak durumunda. İktidara geldiği ilk şeyde biz programı değiştiriyoruz diyecek bir şey olmak durumunda. Çünkü bunu yapamazsanız adamlara 4 yıl daha vermiş oluyoruz. Oh. Evet. Estağfurullah. Kayıtsız olmaz. Ne kadar bilmiyorum. Ben tıp fakültesine bağlı olmadığı için bilmiyorum. Sadece derse biliyorum. Yoksa bir... Orası var. Yeşillerin konuşalım. Yani orası tamamıyla üniversite ayrı. Biz burada üniversite için zaten AKP bir program hazırlayamaz. Yok diye bir şey var. Başka bir şey söyleyeyim. Tıp fakültesinin öğretim müfredatını tıp fakültesinin hocaları belirler. Mesela bizim felsefe bölümünün müfredatını yok belirleyemez. Biz öğretim üyeleri olarak, oranın öğretim üyeleri olarak. Çünkü buna ne okutacağımıza biz karar veririz. Programın çıktığını ama YÖK bize genel bir şey dayatır. Der ki mesela bir lisans bölümünden mezun olması için bir öğrencinin 244 kredi tamamlaması gerekir der. Biz bu 244 krediyi şu dersi mi okutacağız, bunu mu okutacağız? Kendi aramızda tartışarak uzmanlarımıza göre karar veririz.
Tıp fakültesinin de benzer bir durumu var. Sadece eğitim fakültelerinin ayrı bir durumu vardı. Eğitim fakültelerinin programında yok çıkımı veriyordu. Son dönemde yok. Eğitim fakültelerini de özgür bıraktı. Artık eğitim fakülteleri de kendi öğrencilerine hangi dersleri vereceklerse ona karar verebiliyorlar. Yakın biraz üniversitenin durumu biraz farklı. Demek istediğim şey o. Biz bir de bu programa göre çalışmıyoruz. Ama bizde de şöyle bir şey var. Biz Avrupa Birliği bonoma sürecine bağlıyız üniversite olarak. Onlarla birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği genel çerçevesi var. Türkiye'nin üniversite genel çerçevesi var. Ve bizim üniversitemizin kendi oluşturduğu çerçeve var. Bu çerçeve içerisinde yapıyoruz. Bunun anlamı şu, anlamı şu. Ben çocuğumu Erasmus'la örneğin İngiltere'ye ya da Hollanda'ya göndermişsem ya da Portekiz'e göndermişsem aynı eğitimi alıyor bizimle. 2 yıl orada kalabilir. Ben geldiğimde onun aldığı eğitimi transkribini otomatikman kabul etmek durumundayım. Benden mezun ettiğim öğrencinin diploması aynı şekilde Avrupa Birliği'nin geçerli olan bütün ülkelerde geçerli. Mesela tıp fakültesinden mezun olmuş bir öğrencim İngiltere'de hiç ayrıcalık tanımaksızın gidip doktorluk yapabilir. Benim felsefe bölümü mezunluğum, üniversiteden aldığım doktora aynı şekilde yurt dışında geçerli. Türkiye sadece neyi kabul etmiyor? Mısır, Suudi Arabistan denkli kalmak durumunda. Mesela çok ilginçtir şeyler, İranlı öğrenciler bizde tıp fakültesi okuyorlar, diş hekimliği okuyorlar. İran bizim diş hekimliği mezunlarımızı doğrudan diş hekimliği olarak bizde okuyor çocuklar, İran çocuklar. Onu kabul etmiyor. Bir yıl İran'da eğitim aldırıyor. Bir yıl. Bizi saymıyor. Bizden kendisini ayrı görüyor. Bizim vazgeçimler de Azerbaycan'da görüyorlar. Tamam olabilir, bir şey demedim. Evet, bazıları da öyle. Skarakat size katılıyorum. Var. Ama onların aldığı diplomalar Avrupa düzeyinde geçerli olmaz. Türkiye'nin şu anda üniversiteleri Monoko süreci çerçevesinde verdiği diplomalar bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli. Ortak, standart diplomalar. Bu yüzden bizim ilginç bir yanımız var. Biz milli eğitimde de aslında milli eğitimde de var değil mi bu? Yine Avrupa Birliği süreci devam ederken ama üniversite şeyden kopmadı. Bologna sürecinden asla kopmadık biz. Hala sürdürüyoruz. Dolayısıyla o üniversitelerde belli bir Avrupa Birliği normunu tutturmaya çabalıyor. O yüzden üniversite akredite olmaya çalışıyor. İnovasyon projeleri geliştiriyor ama bir sürü şeyler var üniversite. Ben bıktım da üniversite çalışmam bu şeyleri yapmaktan. Neyse. Bir sürü şeyleri var. Prosedür getirdi bize. Ama şunun çocuklarımıza avantajı şu. Burada aldığı diploma Avrupa'nın her tarafında geçerli bir diploma. Bu önemli bir şey. Bu büyük bir kazanç size söyleyeyim. Ama bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin verdiği diş hekimliği diplomasını mesela İran kabul etmiyor. İran çünkü kendisi tamamen ayrı bir şey. Farklı bakıyor. Ama bizim mesela Azerbaycan'dan, benim yerim Azerbaycan'da tıp fakültesi okuyor. Azerbaycan'dan buraya geçmek istedi. Türkiye yok almadı, kabul etmedi. Etmedi. Yok etmedi. Mesela ayrı bir prosedür var gerçekten yani bilmeniz isterim. Sadece o. Şu Kur'an'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Çünkü aklımda kalır o benim. İşte şöyle bir mitos var bizim Müslümanlarda. Biz diyor Kur'an'a dönersek kurtuluruz. Değil mi? Sık sık söyleniyor. Ya arkadaşlar ne ekliyor bir adam var. 17. yüzyılda yaşamış. Baktı Hristiyanlıktan kurtulmuş şu an. Kurtulamıyorsunuz. Demiş ki ya Allah'ın demiş iki ayeti var. Birisi demiş doğa. Doğa. Biri de demiş kutsal kitabı. Evet. Kutsal kitabı okursanız ahlaklı olursunuz. Doğa kitabını okursanız doğaya gelir olursunuz demiş. Bak. Tüm Müslümanlar şuna inanmadılar herhalde. Kutsal kitapta bilim aranması. Kutsal kitapta bilim aranması. Anladın? Kutsal kitapta felsefe aranması. Ha, etik aranabilir. Etik değerler. Değil mi? Arap kültürü, örf, anane, değil mi? Geçmiş. Ben kutsal metinleri antropolojik metinler olarak görüyorum. Yani Kur'an okuduğunuzda aslında 7. yüzyıl Arapların Muhammed etrafında, Hazreti Muhammed etrafında verdikleri savaşlar, mücadeleler, o dönemin edebi figürleri, o dönemin metaforları, o dönemin tanrıyı algılayış tarzı ritüelleri olarak karşılaşırsınız. Siz orada bilim aramaya kalkıştığınızda biz de şey yapıyoruz zaten. Kimse doğayı okuyalım, toplumu okuyalım, insanı okuyalım demiyor. Herkes kutsal kitabı okuyalım. Şimdi gidiyorsun Sayın Nurcu olacaksın. Adam profesör. Sayın Nurcu olmuş. Hale Risale-i Nur okuyorlar. Lan sen Müslümansan git doğa laboratuvarda. Laboratuvar okula Tanrı evreni yarattı diyor ya. Hadi varsa ben Müslümanım. Evreni Tanrı yarattı diye inanıyorum.
O zaman evreni Tanrı nasıl yarattığını anlamaya çalışalım yani. Öyle mi? Onu çözmeye çalışalım. O ne yapıyor? Doğayı bırakıyor. Bir kitaba, boyuna bir kitabın içerisinde dönüyor. Dönüp dönüp dolaşıyoruz bir kitap. Hocanın biri çıkmış, Kur'an diyor apaçık bir kitaptır diye. 36 cilt tefsir yazmış, bir de fotoğraf çekmiş. Hani apaçıktı? Ne apaçık kitap? Şu kadarcık kitabı açıklamak için apaçık diyor diye o kitap için. 36 sayfa cilt yazmış. Boş şeyler arkadaşlar bunlar. Mustafa Öztürk diye bir çocuk var biliyorsunuz. Onun meşhur bir lafı vardır, ben de söyleyeyim. Kur'an'da bir mümin için söyleyecek şeyleri bir A4 kağıdına sığdırırsınız. Bir A4 kağıdına. Anladın. Ama A4 kağıdı var ya, bir mümine yeterli olacak. Mümin gerisi doğayı okuyacaksın, toplumu okuyacaksın, insanı okuyacaksın. Yani laboratuvarda geçecek. Ya Tanrı'yı sevmek demek, Tanrı'nın yarattığı ürünleri, değil mi? İncelemek demektir ya. Sen bir yandan Tanrı'yı sevdiğini söylüyorsun, bir yandan onu sevdiğini söylüyorsun, öte yandan onun ürünlerini hiçbirisine bakmıyorsun. Oysa en büyük mucize kainatın kendisi ya. Değil mi? Kainatın kendisi. Müslümanlar bunu öğrenemediler sanırım. Yani her şeyi bir kitapta arama. Ulan gerçek kitap etrafınızda zaten. Kainatın kendisi. Değil mi? Onu okuyacaksınız. El okuyor. İşte o kitaptan kurtulamadık biz. Bir o kitaptan kurtulamadık. Bütün dünyayı bir kitaba sığdırmaya çalışan bir toplum nasıl ilerler ki ya? Ben anlayamıyorum. Ne ararsanız orada arayacaksınız. Nasıl bir kitapsa. O zaman son soracağım, değil mi? Şimdi bütün kitaplar her şeyi anlattınız da asıl anlatılması gerekenden eksik olduğunu düşünüyorum. Buyurun. Kalite sadece kan pompalama yaratıyor. Nasıl öğretiyor insanlar? Aha, çok önemli. Şöyle diyor işte. Kalp diyor. Ben onu yazdım diye. İşte şey diyor. Kalp diyor. Kan pompalayan bir organdan daha fazla bir şeydir diyor. Kalp metafizik bir şeydir. Aslında ben de onu şunu söyledim. Varsayalım ki Kur'an kalbin düşünme merkezi olduğunu söylüyor. Diyelim ki bu Aristotelesçi bilgi. Bana sorarsanız bilim tarihini derseniz Aristotelesçi gelerek. Varsayalım ki Kur'an metafor olarak kullandı. Değil mi? Metafor da kullanabilir. Çünkü dini metinler estetik metinlerdir. Mesela diyor ki Kur'an Tanrı'ya şirk koşmak büyük bir zulümdür diyor. Lan Tanrı'ya şirk koşmakla zulmün ne ilişkisi var? Ya da diyor ki, bilgi diyor aydınlıktır. Ve bugün biz de kullanıyoruz değil mi? Aydınlanma, aydınlık, bilgi. Tanrı diyor ışıktır diyor, nurdur diyor. Bunlar metafor. Siz bu metaforları gerçek zannedip, metaforları gerçek zannederseniz ve onun üzerine dünya konuya kalkışırsanız asıl problem orada çıkıyor. Metaforik metinleri gerçek zannediyorsunuz. Sanki adamın kafası şöyle şey var. Belki de dini metinlerde şöyle söyleyip basittir. Kalp bizim kültürümüzde duyguları, inançları ifade etmek için kullandığımız güçlü bir metafordur. Sevgi ifade etmek için kullandığımız güçlü bir metafor. Gerçekten öyle. Bizim inançlarımızda da var. Ama arkadaşlar bu metafor, bu her şey burada olup bitiyor deseydi, değil mi? Sorun çözülmüştü. Adam ödemiyor ki, kalp diyor kan pompalayan bir organ değil. Aynı zamanda ilahi, latif bir cevher. Bu ilahi latif cevher sayesinde diyor biz ilahi hakikatlere ulaşıyoruz diyor. O yüzden inanmayana da kalbi mühürlenmiş diyor, değil mi? Bu kadar işte. Kalp nakli şimdi kalp nakli yaptığımızda tabii kalp nakli yaptığımızda manevi tarafı naklediyoruz hocam. Güzel bir soruydu. Teşekkür ettim, ben bunu sorarım bir daha. Yani kalp bu kadar şeyi naklettiğimizde ne oluyor? Evet. Hani ateş Müslüman olabiliyor mu? Bir Müslüman kalbi aktarırsak ne olur? Tamam. Ben sormayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bu iki saatlik performansından dolayı sizi kutluyorum. Gerçekten müthiş enerji. Tabii bu bana kalırsa özellikle bu ilahiyat bilgiminin detaryalizm ve beslenmesi bu konuya hakimiyetinizi daha da kavratıyor. Benim en değer verdiğim olgulardan bir tanesi kuşkusuz laiklikti. Laiklik her şeyin temelidir. Hatta bu cümlenin bahsettiğimiz kavramlar o CHP'nin alt oku başında ayrıca laikliklidir. Laiklik deyince ilk aklıma gelen bir anekdot var benim.
Isparta'lı Otent Devletleri'nden birinde yurttaşın bir tanesi rahibe sorar, günahları der, size mi itiraf ettiğini, ben oraya alın. Rahip der ki, Tanrı'ya der. O zaman yurttaşa der ki, çekil adamlar, ey insanlar. Bunu dediğin zaman layık olmuş oluyor zaten. Evet. Dolayısıyla böyle algılamak gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum. Harikaydınız. Ben sizin bu sayılığını söyleyeyim mi? Atatürk'ün bir ödülüsü aklıma geliyor. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var ama onu bile saptırıyorlar. Ben bu ülkede bir de Atatürk'le ilgili de konuşmaya çağırırsanız gelirim. Benim Atatürk'e bakışım bayağı farklı. Söylüyorum da artık. Atatürk'ü diyorum askerler anlamadı, anlayamazdı da. Politikacılar anlamadı, anlayamazdı da. Tarihçiler zaten belge okur, anlayamadı, anlayamaz. Atatürk'e bakacak filozoflarınız olacaktı. Çıkmadı. Bakanlar var ama çok nadir var. Şimdi Atatürk şöyle söyler. Bizim diyor dinimiz akıl ve mantık dinidir. Şöyle dikkat edin şimdi. Hangi şey ki aklınıza ve mantığınıza uyuyor, bilin ki o şey bizim dinimize uyuyor. Bir felsefeci olarak benim çıkarımım şu. Aklınız dininizdir demek. Birinci çıkarımım bu. İki, o Atatürk dönemini anlamaya çalışıyorum. Herkes gidiyor, imama, müftiye fetva soruyor değil mi? Atatürk diyor ki ben kimseye gitmeyeyim. Aradan sen dedin ya işte, kiliseyi çıkartmak. Eğer derseniz ki hangi şey ki aklıma uyuyor, mantığıma uyuyor, o şey benim dinime de uyuyor, o zaman kimseye fetva sormanıza gerek yok. Aracı bütün kurumları kaldırıyorsunuz, aklınızla baş başa kalıyorsunuz. Bunu bile anlatamadık millete. Yani sanki Atatürk İslam'ı övüyormuş gibi anlatmaya çalıştılar. Atatürk'ün dediği şey şuydu ya, şeyhleri, şıhları, imamları, müftüleri çıkartılarınızdan. Akıl, din sizin aklınız. Siz karar vereceksiniz. Ben ona şöyle söylüyorum. İmama gittik sorduk. Kant'ın aydınlanma nedeniyesinde var ya, benim adıma düşünen imam, işte şunu yapan, şunu ekonomistim, benim adıma sağlığımı düşünen doktorum varsa benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Sana yükümlülükten kaçıyor. Varsa ki Tanrı var. İmama sorduk, imam fetva verdi müftü. Tanrı karşısına çıktık, dedik ki niye öyle yaptın? Dedim ki imam yaptı. Ya Tanrı derse olan ben sana aklı verdim, gerizekalı. Niye onu kullanmayın dedi. Daha söylüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ya da Tanrı bu olasılıkla karşı karşıyaysak yani derse ki lan koca adamsın, sana akıl verdim, fikir verdim. Sen iman diyorsun bana. Ben şeye benzetiyorum biraz daha. Gidiyorsun şimdi birisi birisine akıl vermiş, gitmiş suçu işletmiş. Hakimin önüne çıkıyor. Diyor ki ben diyor, bana diyor Hasan söyledi. Böyle yap diye. Hakim ne diyor öyle ya? Senin aklın fikrin yok mu ya? Yani sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Hasan azmettirdiyse Hasan'ın da bir payı vardır. Bir şey diyemem ama varsayalım ki dediğim gibi, yani dediğim gibi Tanrı var ve aklı bize verdi. O zaman kilisenin, imamın, aracıların ne ilişkisi var ya? Sorumlu olan diye doğrudan ben değil miyim? Tanrı karşısında kilise mi bana benim adıma hesap verecek? İmam mı hesap verecek? Ben birbirisinden fetva aldığımda kendimi kurtarmış mı oluyorum sorumluluktan? Hayır, yok böyle bir şey. O yüzden eğer dinse yine siz aklınızla, vicdanınızla baş başa kalıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yoruldum çünkü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkesin de saygımdan dolayı aslında sahneyi ben bundan dolayı çünkü çok keyifli. Küçük bir hediyemiz olacak. Evet. Sergerde ilçe temsilcimiz İlhan Hoca'yı böyle çağırdım. Bu güzel bak, bunu seviyorum. Hocam hemen ben de buna bir ücret yapmak istiyorum. Bunu seviyorum. Hasan Hocam. Çünkü niye? Çok klasik bir şey benim odam. Geleneksel yapıyla modernizmi birleştirdim, üretimden gelen güzel. Yüzü de kullandım. Çok güzel. Sentezledim. Kalbi bir ürün yaptım ben size. Ben bunu beğeniyorum. Bak bir şey sağlıyorum. Bu benim odamda. Bu benim odamda. Akademisyen olduğum sürece eve gittiğimde de odamda hep kalır. Hocam. Camı da sevmiyorum, kırılıyor. Bu böyle şey. Çok otantik. Gazete yaptım. Tamam. Size de denk gelmesi çok iyi oldu. Bir daha böyle şeyler yapayım. Bir daha böyle şeyler çok sevdim bu arada. Bana böyle şeylerle gelin. Çok sağ ol. Kalbi ürünlerle gelin. Evet. Öldü ya.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hoş geldin. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim.